Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınında Fikir Meydanı programıyla karşınızdayız. Sıcak bir gündem, uzun dönemdir hatta sıcak bir gündem. Son dönemde sıcak gündem deyince dış politika ve iç siyasete alıştık elbet. Ancak bugünkü konumuz ne dış politikadan ne de siyasetten bağımsız bir konu değil. Bugünkü konumuz ekonomi. Stüdyomuzda da birbirinden değerli ekonomistler, ekonomi gazetecileri, finans piyasaları uzmanı, telaffuz ederken zorlanıyorum Sayın Akil, kusura bakmayın, var ve İzmir stüdyomuzdan da Profesör Doktor Ufuk Tutan bizimle olacak. İzmir stüdyodan yayınımıza bağlanacak. Hemen diğer konuklarımı da tanıtayım. Sayın Mustafa Pamukoğlu, ekonomist, hoş geldiniz hocam diyelim yayınımıza. Maliye, mevzuat, teşvikler, planlama daha çok. Bildiğim kadarıyla hatam varsa düzeltin. Doğru anladığım kadarıyla hocam. Yani maliye ve ekonomi dersen tamam. Teşekkür ediyorum hocam. Sayın Hakan Topkurulu, bankalar daha çok kamu maliyesi üzerine. Hoş geldiniz Sayın Topkurulu. Sayın Seyfi Akil, az önce bahsetmiştim, finans piyasaları uzmanı, doktorası. Bunun üzerine hata varsa siz de lütfen düzeltin. Daha önceki programlardan alıştım ben düzeltilmeye. Onun için çok rahat söyleyebiliyorum artık. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, ve Sayın Çetin Ünsalan. Her programda benim değil onun bana soru yönelttiği Sayın Çetin Ünsalan rica ettim bu programda bana soru yöneltmemesi için. Ekonomi yazarı daha çok reel sektör üzerine. Hoş geldiniz diyelim Sayın Ünsalan gazeteci abimiz. Neden soru sorması? Çünkü ben bilmiyor. Ekonomi yani, bilmiyor çünkü. Hakan hocam her programda bunu yüzüne vuruyor ama bazen yanıltabiliyorum. Ve bunu canlı yayında da kanıtlamıştığımız var hocam. Ekonomist olmadınız için mi? Ekonomist değilim. Evet. Ama sen en büyük ekonomist sensin. Neden hocam? Çünkü evi geçindiren, sınırlı paralarla geçimi sağlayan dünyanın en büyük finans uzmanı. Bırak doktorasın. En büyük doktora sen yapmış. Yayını burada kapatıyorum. İltifata çok teşekkür ediyorum hocam. Hayır, çok sağ şöyle yapacaksın. Konuklar dışarı, ben size anlatırım ekonomiyi. Bir süre sonra Sayın Ünsalan soru sorabilirsiniz. Her türlü yanıtlayabilirim. Pası aldım o zaman. Çay endeksine göre programımızı güzel açtık. Umarım neşeli ve bir o kadar da ayakları yere basan gerçekçi bir program olacak diye umuyorum. İlk sorumu Sayın Pamukoğlu ile başlayayım. Şimdi mevcut ekonomik program var bir. Bir de hedeflenen ekonomik yapı var. Hedeflenen ekonomik yapı ihracata dayalı ekonomi ve dış borçlanmaya bağımlılığı azaltalım. Üretime dayalı ekonomi modeli kuralım. Bu ikisi arasında bir tutarlılık var mı? Bu soru üzerinden de aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisini şöyle kısaca bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Yani Türkiye ekonomisinin ne olması gerektiği, nasıl bir gelişme modeliyle kalkınmasını sağlaması gerektiği sorunun cevabını vermeden önce Türkiye ekonomisinin durumunu, bir fotoğrafını çekmek lazım. Türkiye 1980'den itibaren neo klasik bir model, paracı bir ekonomik model izliyor. Tüketime dayalı bir model izliyor. Dolayısıyla son yıllarda artan bir tüketim ekonomisi var. Türkiye ekonomisi nerede? Önce ona bakmak lazım. Bir defa hastalık var mı yok mu onu teşhis ettikten sonra çözüm seçeneklerini ortaya koymak daha uygun. Türkiye'nin sorunlarını geçen Cuma ve Pazar günü Aydınlık Gazetesi'nde de yazdım. O çerçevede size aktarmaya çalışayım. Bir kere Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında yüksek işsizlik geliyor. Resmi rakamları bir kenara bırakırsak 7-8 milyon işsizimiz var. Gençlerde de. Çok özür diliyorum hocam. İşsizlik üzerinde kalmıştık. İzmir stüdyomuzda da konuğumuz hazırmış. Profesör Doktor Sayın Ufuk Tutan. Hoş geldiniz diyelim Sayın hocamıza da yayınımıza. Programda kendisine de sorularımız olacak. Umarım sesimizi alabiliyordur. Alabiliyor mu arkadaşlar? Alıyorum evet. Hoş bulduk. Hoş geldiniz tekrar hocam yayınımıza. Buyurun. Hoş Sayın geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk tekrar. Arkadaşlar içeride ses verirken biraz yükseltirsek daha iyi olur. Biz duyma problemi yaşıyoruz. Buyurun hocam. Türkiye'nin işte en önemli sorunu yüksek işsizlik. Yüksek işsizlik resmi rakamlarını bir tarafa bırakırsak Türkiye'de rakamlar, işsiz sayısı çok çok önemli bir durumda. Genç işsizlik çok önemli. Üniversite mezunu iki dil bilen binlerce, milyonlarca genç işsizimiz var. Türkiye'nin hastalığının başında yüksek işsizlik geliyor. Peki yüksek işsizliği ne önler? Ne yapmamız lazım?
ekonomik büyüme sağlamanız lazım. Ekonomik büyümeyi de nasıl sağlamanız lazım? En az %5 ortalama yapılan hesaplamalara göre %5 Türkiye ekonomisi büyümeli ki bu sayıdaki yüksek işsizliği azaltsın. %5 ekonomik büyümeyi nasıl sağlamalı? Tüketime dayalı mı, ihracata odaklı mı, üretim mi? Onu ayrı tartışırız. Ama temel sorunlarımızdan biri yüksek işsizlik. Onu koyalım. AKP dönemi, AK Parti dönemi bu yüksek işsizliği çözememiştir. Yüksek işsizliği, işsizlik rakamlarını artırmıştır. Resmi rakamlar ne kadar az gösterilirse gösterilsin, maalesef 7-8 milyon işsizimiz olduğunu kabul etmemiz lazım. İkincisi, Türkiye'nin yüksek enflasyon da temel bir hastalığı. Yüksek enflasyon ne demektir? Ekonominin ateşi demektir. Bu ateş yükseldiğinde grip gibidir. Vücudunuzun ateşi yükseldiğinde nasıl sizi rahatsız ederse, Türkiye ekonomisinde de enflasyonun yüksekliği ekonomiyi rahatsız eder, hararet. Türkiye hep yüksek hararetle, Türkiye ekonomisi hep yüksek hararetle ekonomisini idare etti. Yüksek enflasyonun çözümü üretime dayalı ekonomi sistemini getirmezseniz, tasarruf yapmazsanız, tüketime dayalı bir model izlerseniz enflasyonu önleyemezsiniz. Dolayısıyla hastalıkların en önemlilerinden biri de yüksek enflasyon. Peki diğer hastalık veya diğer eksiklik, diğer sıkıntı ne? Gelir dağılımındaki eşitsizlik. Bugün asgari ücret tartışmalarına baktığımızda yani asgari ücretle insanlar nasıl geçinir? Bir de ondan vergi alıyorsunuz ve bu tartışmalar çerçevesinde insan gerçekten çok üzülüyor. Gelir dağılımı son derece adaletsiz. Gelir dağılımının adaletsizliğini yol açan şey asgari ücretten vergi alınması, asgari ücretin vergi alınmaması ve daha yüksekte olması lazım. İki, yaratılan milli geliri adil paylaşmıyoruz. Adil paylaşmadığımız için zengin daha zengin, fakir daha fakir. Yoksulluk ve açlık sınırı ciddi rakamlarda. Yoksulluk sınırınız 6.000 lira. 4 kişilik bir ailenin bir aylık yoksulluk sınırı 6.000 lira. Açlık sınırı 2.000 lira. Yani asgari ücretli olanlar demek ki aç insanlar. Gelir dağılımını düzeltememişiz. Düzeltme kalkınma ile olur, zenginleşme ile olur. Veyahut da yaratılan kaynağın adil dağıtımı ile olur. Adil dağıtımı için ne yapmanız lazım? Vergi sisteminin adil olması lazım. Baktığınız zaman vergi sisteminiz de adil değil. Öbür taraftan vergi sisteminiz adil olmamasını gösteren en büyük gösterge ne? Sizin vergi gelirlerinizin %70'i harcamalar üzerinden alınan vergiler. Harcamalar üzerinden alınan vergiye biz ne diyoruz? Dolaylı vergi diyoruz. Nedir bunlar? En önemlisi KDV ve ÖTV. Zengin de markete gittiğinde aynı KDV'yi, ÖTV'yi ödüyor. Sen de aynı KDV'yi ödüyorsun. Dolayısıyla harcamalar üzerinden alınan vergilerin oranı eğer yüksekse o vergi sistemi adil değildir. Dolayısıyla gelir üzerinden, servet üzerinden alınan vergilerin oranı %20'lerde. O zaman demek ki biz zenginden daha fazla vergi alamıyoruz. Çalışandan ve harcayandan alıyoruz. Harcayanın bir de az gelirli olan tümünü harcıyor. Tasarruf imkanı olmadığı için. Onun vergi yüküyle zenginin vergi yükü arasında fark var. Neden? Ben 3.000 lira alıyorum, 3.000 lirayı da harcıyorum. 3.000 lira ne oluyor? Vergi yükü yaratıyor. Öbür taraftan 50.000 lira alan 5.000 lira, 10.000 lira harcıyorsa vergi yükü ona göre oransal olarak azalıyor. Bu anlamda vergi adaletinin olmaması Türk ekonomisinin en önemli sorunlarından biridir. Ve vergi adaletini sağlayamayan bir ekonomi neye dönüyor? Yolsuzluk ekonomisine dönüyor, rant ekonomisine dönüyor. Türkiye'de gelir dağılımının bozukluğuna yol açan sebeplerden en önemli faktörler biri de rant ekonomisi. Rant ekonomisi dediğimiz zaman nedir? Özellikle rant deyince gayrimenkul anlaşılır. Evet, gayrimenkul anlaşılır. Araziniz var, imar değişikliği olur, arsaya döner, oradan kazanç elde edersiniz. Büyük projeler, devasa projeler, işte tüneller, köprüler, Kanal İstanbul gibi projeler ortaya çıkar. Onun çevresi ihya edildiğinde oradan arsa alanlar, arazi alanlar büyük bir gelir elde ederler, spekülatif bir kazanç elde ederler. Bu da nedir? Rant ekonomisi. Peki bu rant ekonomisinden kimler yararlanır? O projeleri önceden haberdar olup ona göre pozisyon alanlar kazanır. İşte Kanal İstanbul'un nerede yapılacağını sen ben bilmiyoruz. Gidip orada bir dönüm işe alamadık.
Bilseydik alır mıydık? Almaz ayrı konu ama. Alamazdık diyelim. Alamaz mı da? Alamazdık hocam. Belki alırdım biriktire biriktire. Biz ayakkabı alırken 3 ay düşünüyoruz hocam. Arazi almak. Biz alana kadar yapılır. Senin sorununa geleceğiz zaten. Programın sonuna doğru. Bilhassa rica ediyorum hocam. Buyurun. Çünkü ekonominin kalbi sensin. Sizin durumunuz. Dolayısıyla bu rant ekonomisi çerçevesinde spekülatif kazançlar halka eşit şekilde dağıtılmıyor. Tamam, gayrimenkuller değerlensin bölgeler de ama ondan yaratılan rant halkça dağıtılsa o da olmuyor. Bir de yolsuzluk var. Yolsuzluk nedir? İşte yolsuzluk ekonomisi Türkiye'de son yıllarda gerçekten büyük bir öneme tutara ulaşmıştır. Nedir yolsuzluk ekonomisi? İhalelerde, özelleştirmelerde, efendim projelerde kayırmacılık, belirli kişi kurum kuruluşlara bunun aktarılması ne oluyor? O zaman kaynak buralara transfer ediliyor. Kaynak oraya transfer edilince çeşitli kazançlar sağlanıyor. Kazançları sağlayanlar ne yapıyor? Yolsuzluk ekonomisini yaratıyor. Efendim Hakan Bey'in kredi ihtiyacı var. Devlet Bankası'ndan alacak veya tersini söyleyeyim. Benim kredi ihtiyacım var. Hakan Bey bankacı gidiyor. Devlet Bankası'ndan kredi sağlıyor. Benden komisyon alıyor. Bu yolsuzluğa yol açıyor. Yolsuzluk ekonomisi Türkiye ekonomisinin en büyük hastalıklarından biridir. Diğer bir problem hastalık ve kronik hastalık. 300 açık. Bir cari açık. Bütçe açığı. Dış ticaret açığı. Şimdi siz bütçeniz açık veriyor. Bütçenin açık vermesi ne demektir? Gelirinizi ve giderinizi karşılamıyor. Devletin gelirleri, devletin giderlerini karşılamıyor. Aradaki fark nedir? Borçlanmadır. Yani. Bu bir açık. Sürekli biz borçlanıyoruz. Bütçemizi iç ve dış borçla finanse ediyoruz. Peki bu açığı yaratan ne? Az önce söylediğim rant ekonomisi, yolsuzluk ekonomisi ve lale devri. Tüketime dair, çılgın tüketim, gösteriş tüketimi. Devlet de çok aşırı tüketiyor, gereksiz yatırımlara giriyor. Dolayısıyla aradaki fark ne? Borçlanma yaratıyor. Öbür taraftan ne? Dış ticaret açığı ve onun getirdiği sonuç cari açık. Cari açık ne? Halkımızın hani ekonomik diliyle ifade etmesek bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin döviz gelirleriyle giderler arasında giderler lehine olan fark. Yani bizim gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor. 10 milyar, 20 milyar dolar, 50 milyar dolar. Genellikle bizim 30-40-50 milyar dolar civarında dolanıyor. Bu ne demektir? Bu da zarar demektir. Türkiye zarar ediyor. Bu neden kaynaklanıyor? Daha çok mal ve hizmet ithal ediyoruz. Enerjiye bağımlı bir ekonomi olduğumuz için dış ticaret açığı veriyor. Dış ticaret açığını turizm gelirleri diğer gelirlerle kapatamadığımız için cari açık veriyoruz. Yani bizim döviz kazançlarımız döviz giderlerimizi karşılamıyor. Peki bunun anlamı ne? Zarar. Zararın anlamı ne? Borçlanma. Oldu mu sana? İki tane borç. Sürekli borcumuzun artmasının sebebi bu açıklardır. Türkiye sürekli açık veren bir ekonomi. Bu açığı veren ne? İşte tüketime dayalı ekonomi. Çünkü tüketiyoruz. Tüketmek başkasının mal ve hizmetini tüketiyorsun. Sürekli ithalat. Üretebileceğin şeyi üretmiyorsun. Türkiye'de dünyayı doğuracak 7 ülkeden birisiyiz. Tarım ürünlerini ithal eder duruma geldi. İthal etmek ne demektir? Döviz gideri demek. Peki son dönemlerde üretime yönelik söylemler ya da atılan adımlar ya da bize atıldığı söylenen adımlar üretimin önemini ya da şöyle söyleyeyim üretimi arttırdığını söyleyemiyor muyuz? Bunlar havada mı, hayal mi? Satılıyor? Hayır. Şimdi söylemler güzel. Son dönemde herkes söylüyor. Bütün partiler söylüyor. Herkes söylüyor. Üretim, üretim, üretime dönmemiz lazım. Üretim modeli artık tüketmememiz lazım, borçlanmamamız lazım. Bizim en büyük şeylerimizden dış kaynağa bağımlı olmamız. Dış borcumuzun yüksekliği ve iç borç. Yani biz borçlu bir ülkeyiz ve borcumuz sürekli artıyor. Şimdi bunun sonu geldi. Bununla bir yere gidemeyeceğimiz anlaşıldı. Bununla bir yere gidemeyeceğimizi bütün partiler, bütün insanlar, bütün kuruluşlar ve özel sektör. Yani piyasa ekonomisine candan bağlı olan sermaye sınıfı, özel sektör de artık tüketerek bir yere gidemeyeceğini anlamış. Peki bu politikalarla üretebiliyor muyuz? Üretebilir miyiz ya da ekonomik politikalarıyla? Şimdi o bence sorunları analiz edelim. Çözümlerde üretim ekonomisinin yarın hemen geçer mi? Zor.
üretim ekonomisi birdenbire şartele basıp tüketim sayfasını kapattım, üretime geçiyorum şeklinde değil. Bu bir planlamadır, bir süreçtir. Dolayısıyla öncelikle bu bölümde Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu hassasiyetleri, sıkıntıları ve buna bakarak çözümleri üretmemiz gerektiğine baktığımızda fotoğraf iyi değil. Hastalığı teşhis edelim öncelikle. Hastalığı teşhis ediyoruz. Türkiye dışa bağımlı ekonomisi tüketime, gösteriş tüketimine dayalı, açık veren, üretmiyor değil, ürettiği yetmeyen bir ekonomik durumdayız. Bu ekonominin çözümü için neler yapmalıyız? Ayrıca konuşuruz. Ayrıca konuşalım. İzmir stüdyomuza dönelim. Hocamızı bekletmeyelim çok fazla. Tabii ki diğer değerli konuklarımdan da izin alarak. Bir bağlantı sorunu varmış galiba. Sayın Hocam, Sayın Topkurulu, bazı hastalıklardan bahsetti Sayın Pamukoğlu. Tüketim ekonomisi, sıcak para ekonomisi, yüksek işsizlik, ekonomik büyümenin yetersizliği, enflasyon vesaire vesaire, 300 açık. Bu sorunlardan bahsetti. Ben daha lokali almak istiyorum, büyüme. Şimdi son dönemlerde, hatta daha iki gün önce, dün ya da iki gün önce Naci Ağbal, hem piyasaları telkin etmek hem vatandaşı telkin etmek için son çeyrekte 2019'un o eski büyüme rakamlarına tekrar ulaşacağız dedi. Bu söylemler gerçekçi mi? Gerçekten büyüme var mı? Ayakları yere basan bir söylem mi? Siz bir doktor olarak nasıl teşhis koyarsınız? Ben doktor. Doktor olarak yani daha... Adliye çalışıyorum. Bu şey diyorsunuz doktor olarak. Üfürükçü demiyorum. Şu anlamda elbette. Aramızda doktor var. O zaman doktor söylemini size bırakayım Sayın Akif. Size ne diyeyim hocam? Hiçbir şey. Siz nasıl teşhis koyarsınız hocam? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim bakın. Türkiye 1980'den beri 4 tane büyük kriz yaşadı. Hepimiz biliyoruz. 94, 95, 2001 krizi, 2008 krizi. Ve 2018'de yaşadığımız kriz. Bunların üçü bizim kendi krizlerimizdi. Bir tanesi yurt dışında Amerika'nın Lehman Brothers'ın batmasıyla başlayan şeydi, krizdi. Bu dört krizden sonra da rakamlara bakın, bu rakamları şöyle izleyebileceksiniz. Ekonomi kendini ağır ağır tamir etmeye başlar. Siz isteseniz de istemeseniz de bu kendi doğal doğa kanunlarına tabi bile diyebileceğimiz, çünkü işleyen zaten bir çark var. Çark tamamen kopup bitmediği için o çark yavaş yavaş kendini tamir ediyor ve dolayısıyla o büyüme rakamları ayağa yere basmayan büyüme rakamları değil. Ayağa yere basan büyüme rakamları. Biz biliyorsunuz teknik resesyondan son 3. çeyrek itibariyle çok ufak bir büyümeydi ama teknik resesyonu bertaraf etme anlamında teknik resesyondan çıktık. Binde 9 gibi bir büyüme rakamı yakaladık Eylül sonu itibariyle 2009'un. Göreceksiniz bu Şubat ayı falan gibi açıklanacaktır son çeyrek ve 2019'un büyüme rakamı. 2019'da da biz büyümeye başlayacağız. Ha, şimdi bunu nereden biliyorsunuz? Fabrika fabrika dolaşıp da bir çetele mi tuttunuz? Yok, hayır. Böyle bir çeteleye gerek yok. Bakın en basit şeyini söyleyeyim ben size, bunun gerekçesini. Biz cari açık vermeye başladık bir yıldan sonra. Bunu hükümet de söyledi. 583 milyon dolar biz Aralık ayında cari açık verdik. Niye vermiyorduk da birden vermeye başladık? Şunun için. Bizim Sayın Pamukoğlu onu anlattı. Ekonomimiz esas olarak tüketime ve ithalata bağımlı bir ekonomi olduğu için biz üretmeye, tekrardan bir şeyler yapmaya başladığımızda bizim ithalatımız artmaya başlıyor. Bizim neden cari açığımız kalmamıştı son bir yılda, Kasım ayı sonu, Aralık ayı sonuna kadar? Niye? Çünkü biz kurlar artmıştı. Kurlarla birlikte ithalat pahalanmıştı, üretim düşmüştü. Yavaş yavaş o işler halloldu, yoluna girdi. 2019 yılında affedersiniz, doların artışı %10, %11'dir. Bakın,
bir yıl önce doların artışı %50-60'larda. Şimdi tam rakamını hatırlamıyorum. Kaynağı 2018'de. Yani üretim arttıkça ithalatımız da artıyor. Tabii. Şimdi yani sizin yapınız ne? Söylem olarak biraz ters geliyor. Yok. Şimdi sizin yapınız ne? Atıyorum otomotiv yapıyorsunuz siz. Otomotiv ihraç edeceksiniz. Atıyorum bunu. Otomotiv ihraç etmek için siz ilk önce bununla ilgili bir takım ara malları, ham maddeyi, osunu busunu ithal etmek zorundasınız. O ithalatı yapmaya başladığınız için tekrar, çünkü döviz ucuzluyor. O dövizin ucuzlaması sizin tekrardan üretime başlamanıza sebep oluyor. Ne oluyor sonuçta? Siz tekrardan ithalata başlıyorsunuz. İhracatınız zaten sancılı. O kur hareketinin ihracatı tetiklemiş olması gerektiği halde tetiklemediğini de görüyoruz. Birim şeyde bizim ihracatımız artmıyor. Ufak tefek şeyde artıyorsunuz siz. İhracatta artıyor gibi görünüyorsunuz ama öyle çok anlamlı artışlar değil. Sizin üretiminize çok önemli katkılar yapan artış değil. Tamamen siz çok ucuzladığınız için, ülkeniz çok ucuzladığı için yaratılan bir ihracat fazlanız var. Artı çok ucuzladığınız için turizm girdisi çoğaldı biliyorsunuz. Çok fazla turist adedi olduğu halde turizm girdisi aslında o kadar çok artmadı. Bu nedenlerden dolayı biz cari fazla verdik Kasım sonuna kadar. Aralık'ta 580 milyon dolar ilk cari açığımızı verdik bir yıl sonra. İşte bunun için neden verdik biz bu cari açığı? Tekrar sistem üretmeye başladı. Ve göreceksiniz biz büyüme rakamları, bakın sanayi endeksi açıklandı. Sanayi endeksinde de pozitif rakamlar var. Özellikle imalat sanayi endeksinde rakamlar pozitif. Ondan sonra büyümeye de başladık. Ama buradaki kritik soru şu. Bizi kısır döngüden kurtaracak şeyi yapamadık bir türlü. Hamleyi yapmıyoruz. Ne herkesin ağzında şimdi bir üretim lafı dalgalanıyor. Ben birazcık bir iki üretim modeli açısından da konuyu irdelemek istiyorum. Bir daha sıra gelir gelmez bilmiyorum bana. Gelir hocam. Hayır gelir yani, süre uzun da konu başka yere gidebilir diye. Çünkü büyüme modeli olarak seçtiğimiz modeller bizim sakıncası olan önümüzdeki dönemde bizi tekrar bu tür handikapların işine çekecek büyüme modelleri seçiyoruz. Aslında kısmen az önce soruya da girmiş oluyoruz bu anlamda. Yani üretim diyorsunuz ama. Ha ne üreteceğiz yani, ekmek mi üreteceğiz, üreteceğiz, nasıl çok yüksek teknoloji mi üreteceğiz, ne için üreteceğiz bir de. Bakın en önemli şey bu. Dikkat ederseniz üretelim diyen herkes ne için üretelim min cevabını şöyle veriyor. İhracat için. Bakın en kritik şeylerden biri, bir yapılan hatalardan biri budur. Biz ihracat için üretmeliyiz. Bu rakamı oynama gibi oluyor sanki sadece hocam. Hayır. Bakın skor oynama neden değil bak. Şimdi hep şunu biz düşünüyoruz. Biz nasıl zenginleşiriz? Biz eğer yurt dışına mal ihraç edersek o yaptığımız ihracat ölçüsünde zenginleşiriz diye düşünüyoruz. Evet, ben bu yanlış değil. Hocam. Bakın ama bu yanlış değil. Yanlış olan başka bir şey bakın. Biz 1980 24 Ocak kararlarıyla itibaren Türkiye Cumhuriyeti'ne bir karar aldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir karar almadı. İhracata dayalı sanayileşme diye. Bakın bu dünün bugünün Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin falan politikası değildir. Kimse de kimseyi öyle aldatmasın. Bu 24 Ocak 1980'de Türkiye'nin başına Dünya Bankası'ndan ithal edilerek getirilen bir memurun, o memurun adı da Turgut Özal'dır. Turgut Özal aracılığıyla Türkiye'de uygulanmaya başlayan ihracata dayalı sanayileşme diye başladı falan falan, ismi cismi değişti. Bakın üretim modelinizi eğer siz yok evet biz artık tüketim modelinden çıkalım da ihracata dayalı sanayileşme dediğinizde bakın
Hata nedir biliyor musunuz? Siz şunu yaparsınız. Kendi ekonominizi yine dışarıya bağlarsınız. Ha, isterseniz borç da almayın. Kendi kaynaklarınızla tasarruf edip güçlenin. Onu bunu yapın. Ne yaparsanız yapın. Ülkenizdeki gelişmeyi dışarıdaki piyasalara bağlarsınız. Şimdi onun tehlikesini çok açık görüyoruz. Tehlikesini. Çin büyümesini %6'ya kadar çekmek zorunda kaldı. Neden? Çünkü tamamen ekonomisini ihracat temeli üzerine kurmuştu. Ne yaptı? En büyük ihracat pazarı ABD'ydi değil mi Çin'in? En büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği'ydi. Ne oldu? Avrupa Birliği resesyona girmek üzere girdi, girecek. Bugün hatta Avrupa Merkez Bankası'nın açıklaması var. İşte bu eksi faizden ne zaman döneceğiz falan. Lagarde diyor ki bittiği zaman döneceğiz. Ne bittiği zaman? Tehlike bittiği zaman. O da bilmiyor bir şey. Ne zaman döneceklerini. Amerika ne yaptı? Bence Amerika kendi açısından son derece doğru bir karar aldı. Başlarım dedi neoliberalizmine. Ben yarattım dedi. Ben öldürürüm neoliberalizmi dediği. Ben dedi gümrük koyuyorum Çin'den aldığım mallara. Siz oturdunuz mu? 1,5 milyar insanınız sizin ihracata dönük üretim yapıyor. O ihracata dönük üretimdeki en büyük pazarınızı kaybetmek üzeresiniz. Türkiye, ne yaptı Çin? Tabii bakın ihracata dayalı sanayileşme dediğiniz anda siz İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Amerika ihracat yaptınız. Tüm ülkelerde ekonominin iyi gideceğini, bunların büyüyeceklerini, bunların hepsini hesaba katmak zorundasınız. Ama büyümeyi daha sonra tekrar çözümler şeyinde yapabiliriz. Her şey buna dahil. Tabii mesela en yakın komşunla sen Suriye'ye terör ihraç ettin. Suriye ile olan bütün ilişkilerini bozdun. Suriye'ye ben Suriye ile için bu Zafer neydi o bir ekonomi bakanı vardı. Zafer Saatçi bakan. Zafer Çağlayan'ın başkanlık ettiği bu Suriye'deki olayların ilk başladığında ben bir toplantıya girdim. Hükümet Suriye'ye yatırım yapan sanayicileri, tüccarları topladı. Ben de tabii sanayici tüccar olarak değil. Onlardan birinin memuru olarak o toplantıya katıldım. Orada Zafer Çağlayan Suriye'ye müdahale etmemiz lazım diye anlatmaya çalışıyor. Bakın inanın bana o hani taraftar dediğiniz sanayiciler, tüccarlar var ya ki neler vardı AK Parti hükümetinin destekçisi ne laflar ettiler Zafer Çağlayan. Aklınız durun içeride Zafer Çağlayan bu böyle olacak dedi. Bakın. Toparlarsak şöyle toparlayayım. Evet, Türkiye'de bugün ciddi sorun var. Büyümeye başlıyor muyuz? Evet, başlıyoruz. Cari açığımız tekrar geliyor mu? Evet, cari açığımız tekrar geliyor. Biz büyüme modeli olarak doğru modeli seçmezsek bu kısır döngüye çok kötü tekrardan dahil oluruz. Özellikle bugün dünyada güvenlik sorunlarının bölgemizde çok ciddi yaşandığı Doğu Akdeniz'dir bilmem ne bunlar da varken bunları yaşamak bunları çok doğru teşhis ve çok doğru tedavi yöntemiyle girmemiz gerekir. Çok teşekkür ederim hocam. İzmir stüdyomuzda galiba bağlantı sorunu şu an yok. Hocam tekrar hoş geldiniz diyelim Sayın Tutan. Bu politika ve hedef arasındaki bağlantıyı ya da çelişkiyi size de sormak istiyorum. Bir yandan hükümetin uyguladığı halihazırdaki ekonomik politikaları var. Bir yandan da hedef var. Üretim ekonomisi hedefi. Hem politikayla hedef arasında bir tutarlılık görüyor musunuz siz? Teşekkür ederim sorunuz için. Şimdi ilk önce sorunu bence doğru belirlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bir üretim problemi var. Bu problem neden çıktığını ilk önce bir açıklamamız gerek. Problemin asıl nedeni katma değerli üretim yapamamamız.
Peki bu katma değerli üretimi neden yapamıyoruz? Yani daha doğrusu üretim yaparken bu üretimden aldığımız katma değer Türkiye'de neden kalmıyor? Ya da Türkiye'deki üreticiler bu üretimden neden çok fazla hem parasal olarak hem de iş gücü olarak yararlanamıyor? Bunun nedeni aslında çok açık. 1980 yılında 24 Ocak'la başlayan, Özal'la devam eden bir sürecin devamı olarak biz ithalata dayalı bir üretim modeline geçtik. Özellikle 1990'larda ivmelenen ve daha sonra da 2000'li yılların başından itibaren hızlanan bir ithalata dayalı bir üretim modeli. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum izninizle. En önemli 5 ihracat sektörümüzün ithalata bağımlılık oranı, tekstil bunların içerisinde örneğin, ki geleneksel sektörümüzdür bu bizim. Elektrikli makinalar, otomotiv, makine teçhizat gibi en fazla ihracat yaptığımız ya da ihracatımızın %60'ından fazlasını içeren bu 5 sektörde tekstilde ithalata bağımlılık %60'ın üzerinde. Otomotivde bu rakam %80 ile 90 arasında. Keza elektrikli araçlar ve makine teçhizatta da benzer bir ithalata bağımlılık var. İçeriye baktığımızda genelde içeriye üretim yapan mobilya gibi sektörlerde ise benzer ithalata bağımlılık var. İlk önce bunu çok iyi saptamamız gerekiyor. Neden ithalata bağımlı bir üretim modeline geçtik ve bu üretim modeli devam ettirilebilir mi? Bu birinci konu. Yani benim düşünceme göre bu konuyu, sorunu iyice saptamamamız ve bu saptamaya göre de buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Diğer konu ise geleneksel büyüme modelleri, geleneksel kalkınma modelleri yaklaşık 20-25 yıl önce yavaş yavaş raflara kalktı. Şu an küresel dünyanın lider ekonomileri yaklaşık 100 yıl önce başlattığı ve son 30 yıldan beri de ivmelendirdiği ulusal yenilik sistemleri modeline geçti. Ulusal yenilik sistemleri uzun vadeli bir modeldir. 25 yılla 50 yıl arasında bir ülkenin belirli birkaç sektörü üzerinden bir büyüme modeli oluşturmasıdır. Eğer örnek vermem gerekirse 1800'lerin sonunda Amerika Birleşik Devletleri o güneşin batmayacağı düşünülen yavaş yavaş küresel tek merkezli güç olmasının yıkımının başlangıcında Amerika Birleşik Devletleri bir ulusal yenilik sistemi ortaya çıkardı. Yaklaşık 40-50 senelik bir model bu. Ve iki tane sektör seçti. O dönemde sanayinin belirleyicisi olan çelik sektörü ve aynı zamanda geleceğe olan ve 20. yüzyıla damgasını vuracağı düşünülen makina sektörü. Çelik ve makina sektörleri üzerinden de diğer sektörleri bir ağ biçiminde, ekonomik ağ içinde birbirine bağladı. Güney Kore'ye baktığımızda 1970'lerde benzer bir ulusal yenilik sistemini ortaya çıkardı ve iki tane sektör seçti. Bu sektörlerden bir tanesi çelik sektörüydü. Diğer sektör ise gemi yapımı sektörüydü. Ve kısa bir süre sonra çelik sektörünün önemi 1980'li yıllarda azalmaya başlayınca Güney Kore gemi yapımı sektörüyle birlikte elektronik sektörünü öne çıkardı ve diğer tüm sektörleri bu iki sektöre bağladı. Geleneksel bizim şu an bahsettiğimiz
sanayi kalkınma planları, ulusal yenilik sistemlerinin kısa vadeli planları olması gerekiyor. Ve bunun üzerinden biz bir üretim modeline geçmek durumundayız. Uzun lafın kısası şu. İlk önce teknolojik olarak hangi alanda ilerleyeceğimizin sektörlerini, ki bu maksimum iki sektör olarak belirleniyor son 100 yıldan beri, onu belirlememiz. Daha sonra da sanayi kalkınma planlarımızı ve üretim modellerimizi bu ulusal yenilik sistemlerinde seçtiğimiz sektörlere göre belirlemeliyiz. Aynı zamanda eğitim sektörümüzü de ulusal yenilik sistemlerinde belirlediğimiz bir ya da iki sektöre göre de kanalize etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde gelişmekte olan ülkeler arasında bir yukarıya bir aşağıya ineceğiz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tekrar sorularımız olacak elbette size. Sayın Ünsalan, reel piyasaları çok yakından takip ediyorsunuz. Ayrıca Sayın Çetin Ünsalan, buraya ilk başladığımız ulusal kanala bize bu işi öğretenlerden biri. Her fırsatta söylüyorum. Aklımıza sürekli kılçığı sokan, düşündürmeyi iten insanlardan biri. Çok teşekkür ederiz bir kez daha. Reel piyasalar ekonomiye güveniyor mu? Açıklanan büyüme rakamlarına, gösterilen hedeflere güven var mı? Bir kere bu çok temel bir sorun. Şu an itibariyle gerek Merkez Bankası, gerek TÜİK, gerekse diğer kamu kurumlarının hiçbir güvenilirliği kalmadı. Bak, hiç karından konuşmaya gerek yok. Reel sektör tarafında kimse bu rakamlara itibar etmiyor artık. Bence Türkiye'nin önündeki en büyük problemlerden biri bu. Çünkü eğer bir şeyleri de düzeltecekseniz bir regülatör, güvenilir bir kurum ortada olması lazım ki onun söylediği bir politikayı yönlendirsin. Bugün itibariyle ne yazık ki TÜİK başta olmak üzere hiçbir konuda güven kalmadı. Şimdi ben sorunları birazcık daha açmak istiyorum. Reel sektör bazında da açarız. Üstadların söylediklerini tekrarlamamak babında onlara altına imzamın birçoğunun imzamı attığımı söyleyeyim. Ama ben daha temelde bazı şeylerin, problemlerin daha büyük olduğunu düşünüyorum. Birincisi, şöyle 5 ana maddede toplayayım. Mesela Türkiye birincisi ne yaptığını bilmiyor. Gerçekten ne yaptığını bilmiyor. Hani bir şarkı vardır ya, üstad iyi bilir. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Biz rüzgar bile nereden eserse devam eden bir hal aldık. Bir gün bir bakıyorsunuz doğuya kavruluyor, bir batıya kavruluyor. Kendine ait bir duruşu vardı bu memleketin. Bu siyasette de böyle, iktisatta da böyle. Onu kaybetti. Bence bu çok temel bir sorun. İkincisi, ne yazık ki 2002 ile 2008 yıllarının halen var olduğunu ve devam edeceğini zanneden ve büyük bir aymazlık içerisinde bulunan bir ekonomi yönetimiyle karşı karşıyayız. Sadece bizden değil, dünyadaki o parasal genişlemenin yeniden olacağını, sanki bize para verilmiyormuş gibi bir kendi yarattığı düşmana inanan ve bunun yollarını arayan bir ekonomi yönetimiyle karşı karşıyayız. Bu hangi kendi sorun? Kendi yarattığı düşmandan kastınız? Yani dış güçler muhabbeti. Finans kuruluşlarını hedefe koyması mı? Ama etkisinin olduğunu düşünmüyor musunuz? Etkisi olabilir. Bak, kastettiğim şu, başka bir şey kastediyorum. Dış güçler, eğer siz kalenizi açtıysanız gol atar. Dünyanın her yerinde herkes herkese gol atar. Şimdi bu, ama siz kendi yaptıklarınızla yüzleşmeyip sadece oraya bağladığınızda işin rengi kaçar. Yani bugüne kadar adamdan borç para almışsın, adam da şimdi parasını istiyor. Türkçesi bu. Kullanmasaydın o zaman ya da parayı yemeseydin, Çin gibi finansman yapsaydın, sen tüketip onu şimdi bu parayı nasıl ödeyeceğiz noktasına gelmeseydin. Ve ne yazık ki şu anda Davos'ta da açılan Türk evine baktığınızda halen inşaat satmaya çalışan, ne yazık ki reel sektörden inşaatı anlayan, gayrimenkulle inşaatın arasındaki farkı bile bilmeyen, Kanal İstanbul projesi bunun en güzel örneği, gayrimenkulle inşaat arasındaki farkı bile bilmeyen bir yönetim, bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir kere şunun altını çok net çizelim ki artık bir daha dünyada en az 50-60 yıl
yani yarım asır sonra ne olur bilmem ama 2002-2008 dönemindeki o parasal genişleme gibi bir genişleme gelmeyecek. 2013'e kadar hatta. Uzattı. Hatta evet 2011'den sonra bir daha sıçrattılar ama hani acaba kurtarır mıyız diye olmadı. Yani 2008'de aslında herkes topun kaleye girdiğini görmüştü. Şimdi bu büyük bir problem. Çünkü bütün algısı hala burada. Teşvik mekanizmalarına bakıyorsun, reel sektör yaklaşımlarına bakıyorsun. Halen bu noktada. Oysa borçlanmadan bahsediyoruz. Türkiye'deki reel sektörün sektörler ortalaması, yurt dışı borçluluk oranı %30'lardayken inşaat sektörünün %70'lerde. Ve bunu senin Türk bankacılık sisteminin üzerinden getirdiği paralarla yaptı. Bu tehlikeyi bile görmeden halen evdeki kıt kaynakları inşaat sektörünü hareketlendirme üzerine yöneltmiş bir yanlış çarpık bir yapı var. Ve yine bankacılık sistemini kullanarak. Maalesef, elbette. Maalesef. Yani üçüncü, ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Çünkü ortada bir planımız, programımız yok. Planlı bir ekonomimiz yok. Günlük bazen otomobil üretelim diyoruz, bazen uçak üretelim diyoruz ama bunların hiçbirinin yazılımının yerli olması gerektiğini konuşmuyoruz. Oysa dünya yepyeni bir ekonomiye gidiyor ve bunu da geleceğin ekonomisine de hazırlanmıyoruz. Bu yeni ekonomide yazılımınız, ürettiğiniz şey ne olursa olsun, üretim metodolojinizin içerisinde yazılımınız yerli değilse, yerlilik oranı yüksek değilse, yurt dışından da kullanacağınız yazılımlar vardır mutlaka, yerlilik oranı yüksek değilse sonuç almanız ve katma değer elde etmeniz mümkün değil. Bunu konuşmuyoruz derken konuşuluyor aslında, eyleme geçerken. Galiba değil mi? Faaliyete, icraata geçerken bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. İnan sadece konuşuyoruz. Çünkü Ankara'da bu tip zirvelere de gittiğinde Türkiye'nin çok ciddi yerli yazılımcılarının kamuya mal satamadığını görüyorsunuz. Şimdi kamusuna hizmet veremeyen bir yazılım sektörü yurt dışına gidip nasıl bunu satsın ki, satanlar da var. Ama çok ciddi zorlanıyorlar. Bu önlerine geliyor. Çünkü Türkiye aslında geleneksel sektörlerini daha kurtarmayı başaramamışken, çünkü reel sektör algısı inşaattan, bak gayrimenkul demiyorum. Çünkü gayrimenkul bir şehir plancılığı gerektirir, bir şehir yönetimi gerektirir. Anlatabiliyor muyum? Çocuk parkı da o gayrimenkulün içindedir. Yapacağınız havalimanı da o gayrimenkul projesinin içerisindedir. Biz Lego gibi tık 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 inşaat dikme derdindeyiz. Başka bir şey yok. Ki orada da büyük açmazlarımız var yeni gelişen teknolojiler adına. Şimdi dünya bambaşka bir şey konuşuyor. Dijitalleşme konuşuyor. Dijitalleşme dediğiniz şey, Almanya'nın Endüstri 4.0 diye ortaya çıktığı şey, aslında bu bugün yaşadığımız ticaret savaşlarının en temel anahtarlarından biri. İşte Çin yıllarca Amerika'nın üreticisiydi. O oraya ucuz mal satıyordu, o yüksek sirkülasyon yapıyordu, o da ucuz mallarla enflasyonunu kontrol altında alıyordu. Herkes iyiydi. Para kesilince, korumacılık başlayınca işin rengi değişti. Ve bu korumacılıkta Çin'le nasıl rekabet edebilirsiniz? O birim maliyetlerle, o işçilik maliyeti ki Çin'de de bizdeki asgari ücretin biraz altında. Yani orada da yükseldi asgari ücretler dolar bazında baktığınızda. Otomasyonu öne çıkardılar. Endüstri 4.0 hikayesi budur aslında. Bunun açılımlarını yaparız. Dünya, bak, Amerika ile Çin bir birinci faz anlaşması imzaladı. Pat Trump bugün Davos'tan Avrupa Birliği'ni etti. Bu iş böyle gidecek. Yani dengelerin yeniden kurgulandığı, herkesin o pazarda, o üretim metodolojisinde daha çok pay almaya çalıştığı bir fotoğraf içerisinde gidiyoruz. Ve ne yazık ki Türkiye burada da dersini çalışmıyor. Çok günlük ve gereksiz şeyler tartışıyoruz. Ondan sonra da işin içinden çıkmıyoruz. Bir diğer sorun, Türkiye resmi kurumları aracılığıyla kendine sürekli yalan söylüyor. Bakın bu çok büyük bir problem. Şöyle bir örnek verelim, hemen sağlamasını yapalım. Ki ben hani büyümeyi tercih etmem, ben kalkınmacıyım. Ama şöyle bir hesap yapalım. Bak, Türkiye'de bir söylem geliştirildi, orta gelir tuzağı. Türkiye'de orta gelir tuzağı diye bir şey yok. Nedir orta gelir tuzağı? Yani işte 10 bin dolar sınırını bir türlü aşamadık. Türkiye'de orta gelir tuzağı diye bir şey yok. Çünkü Türkiye orta gelirde falan değil. Kişi başına ortalama gelir. Şimdi bak, çok basit bir hesap yapalım. 2018 rakamlarında 9600 dolarlarda bir kişi başı milli gelir hesapladık. Bu TÜİK verileri mi? Bak, TÜİK verileri. Hı hı.
Fakat dolar bazında 9600 küsürleri veren TÜİK, TL bazında 45.750 lira dedi. Bunu 12'ye ve o günkü kura vurduğunuzda aslında 6.000-7.000 arası bir rakama geliyorsun. Bugünkü kurdan vurduğunda yaklaşık 630 milyar dolarlık bir ülkesin. 82 milyona vurduğunda. Yani hep de şöyle deniyor ya, 850 milyar dolar diyor. Yok böyle bir şey. Şu anda kurla birlikte, çünkü herkes 5.5'tan 5.90'dan mutlu ama biz 3'lerden, 3.5'lardan, 2.5'lardan geldik bu seviyeye. Bu ıskalanıyor. Biz 2.5'tayken 850 milyar dolarlık bir ülkeydik. Buraya geldiğimiz noktada işte ben dün yaptım bir hesap. Hem de TÜİK'in hesaplarından 2019'un ilk iki çeyreğinin rakamlarına da baktığımızda 6.300 dolarlara falan gelmişiz kişi başı gelire. Bugünkü kurdan baktığında. Şimdi günün sonunda sen 600 yuvarlıyorum tabii rakamları. 630 milyar dolarlık bir ülkesin ve 800 milyar 850 milyar dolarlık bir ülkeymişsin gibi davranıyorsun ki o da yetersiz. Bak, dünyanın en iyi 500 markası açıklandı. Buna gelmeden önce dünyada 3 tane şirket, 10 tane şirket yarışı da 3 tane şirket piyasa değeri açısından baktığında 1 trilyon dolar oldu. 3 trilyon dolar demek. 630 milyar dolarlık bir 600 çok aşağıladın Çetin. Gerçeğimizle yüzleşeceğiz. Gerçekten. 5 tane şirket. Şaka söylüyorum. Biraz yumuşatayım diye geçtiğim Çetin'in marka şeyini. Değerlerine bakalım. Daha yeni açıklandı. Ki bunların ilk 5'te 10'dakilerin hepsinin teknoloji şirketi olduğunu düşünün. Ve bu teknoloji şirketleri geleneksel sektörlere hizmet veriyor. Çünkü geleneksel sektörün katma değer üretebilmesi için o teknoloji şirketlerinin size ait olması lazım. 4 tanesi bir Türkiye yapıyor. Marka değerini bak, piyasa değerini geçtim hadi, 1 trilyon doları geçtim. 4 tanesinin marka değeri bir Türkiye yapıyor. Türkiye'yi kıskanıyorlar, Türkiye'yi kıskanıyorlar. Bütün dünya ekonomi haritasını açıyorsun. Türkiye'nin dünya ekonomisi içerisindeki payı %1 bulmuyor. %0.98'lerde. Şimdi bu ayıp değil. Ama bunu, bu gerçeği kendine söylemezsen, doğru bir metodolojiyle ne yapacağını bilemezsin. Doğru envanterlerini yaparak bir yol haritası hazırlayamazsın. Bu yol haritasını destekleyecek teknolojiyle besleyemezsin. Günün sonunda da 1,3 dolardan mal satarsın kilogramına. Burada virgül koymak isterim Sayın Yusalan. Hocamızın dediği gibi doğru tedavi için önce doğru teşhis. Değil mi? Bura geliyor. Ya bir tek bir şey söyleyeyim. Tabii, bir şey söyleyeceğim. Bak, bütçeden hesap ettik. Az önce Hakan abiyle dışarıda da konuştuk onu. 2019 yılının bütçe açığı hedefi neydi? 80 milyar lira. Aşağı yukarı işte. Kaç çıktı? 130. Yedek akçeyi de koy, 170. Küsuratlar atıyorum. Yahu 80 milyar lira hedefleyip de 170 milyar açıkla bitiren bir ekonomi yönetimi hesap vermeyecekse bu ülkede kim hesap verecek? Bunun hesabını sormadığınızda nasıl çözüme gideceksiniz? Bu kadar burada basit. Araya gideceğiz. Aradan sonra rakamlar bizi nasıl aldatıyor? Türkiye resmi kurumları aracılığıyla kendisine nasıl yalan söylüyor? Artık sadece piyasalarda değil elbette, herhangi bir vatandaşa bile bu rakamları gösterdiğinizde ya bırak kardeşim şişirme rakamlar, bizi kandırıyorlar gibisinden söylemlerle karşılaşıyoruz. Bu soruyu da elbette rakamları okuyan finans piyasaları uzmanı Sayın Seyfi Akil'e soracağım. Kısa bir aradan sonra. Yayınımız devam ediyor ikinci bölümüyle. Rakamları konuşuyorduk. Sayın Ünsal'ın benzetmesi şuydu. Türkiye kendi kurumları aracılığıyla kendini kandırıyor. Değil mi? Peki ne oldu da bu noktaya geldik? Rakamlar niye bu kadar güvensiz oldu? Sayın Seyfi Akil, buyurun. Merhabalar. İlk önce şunu söyleyeyim. Biraz önce siz de bahsettiniz. Çok değerli üstadlarla beraberim. Bir tanesi benim için çok daha ayrı bir yer. Çünkü ben gazeteciliğe ilk başladığımda benim hocamdı. Çetin Ünsal'ın televizyon gazeteciliğinde bana öğreten kişidir. Hakan abiden bankacılık, Mustafa hocamdan da genel anlamına ekonomi üzerine çok şeyler kattığını hissediyorum, görüyorum ve hala da o bilgileri kullanıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ücret almadık ama. Efendim? Ücret hiç almadık.
Hocam bunu yayından sonra konuşalım. Kriz var, kriz. O görüşmede ben de olayım hocam. Sen çay getir. Yolsuzluk ekonomisi komisyonu. Çetin abi. Çaylar geldi. Topuğum burada. Şimdi Oğuz Bey şöyle başlayalım. Gerçi değerli katılımcılar da çok net bir şekilde tabloyu ortaya koydu ama açıklanan veriler gerçekten dışarıdaki insanlara ne hissettiriyor bunu anlatmak lazım. Enflasyon açıklanıyor diyorlar ki işte şimdiki değil de bundan bir önceki rakamı açıklayayım %8 %9 ama öbür tarafta için teknik boyutuna baktığında devlet baba da diyor ki yeniden değerleme oranlarını yapıyorum %22-23. Dışarı çıkıyorsunuz 3 liraya aldığınız domatesi ertesi günü 5 liraya alıyorsunuz. Dolayısıyla yani iktisat bilmeyen, ekonomi bilmeyen birisi bile diyor ki ya arkadaş madem hani böyle bir durum var. Nasıl oluyor da ben 3 liralık domatesi 5 liraya alıyorum gibi. Bakın bununla ilgili çok enteresan bir hikaye var. Gerçi Çetin abi de biraz önce söyledi ama bizim TÜİK diye bir kurumumuz var. Aslında yakın bir zamana kadar ki hala öyle olduğunu düşünüyorum ve hissediyorum. Çok saygın bir kurumdu. Bu gerçek bir hikayedir. TÜİK çalışanları kendi aralarında bir istatistik yapıyor. O da şudur. TÜİK'in açıkladığı verileri ne kadar güvenilir buluyorsunuz? TÜİK'in kendi çalışanları kendine yapıyor. %80'i güvenmiyorum diye çıkıyor. Ben ya elimi bitirelim. Bu arada %11 kadrolu sadece. Tabii. %89'u da sözleşmeli taşeron. Ya o da ayrı bir boyut tabii. Onu da ayrı bir konuşuyoruz. Şimdi kendi içerisinde bile çatışan bir kurumun açıkladığı veriler var. İşin teknik analize baktığımızda da ortaya şu çıkıyor. %8'lik, %9'luk enflasyon rakamlarının açıklandığı dönemde TÜİK'i açarsanız, gerçi çok fazla yansımadı ama 418 tane mal hesaplanıyor bu kalem içerisinde. Ortalama bir rakam söyleyeyim yani küsuratlarını atarak 200 küsür malın fiyatında artış var. O zaman sorun bir, ekonomi olarak enflasyona nereden bakıyoruz? Yani tüketici açısından mı? Üretici açısından mı? Yoksa makro dengeler açısından bir enflasyon algısı mı var? Biz hep hani öğrenci kendine de hep şu anlatılırdı. Enflasyon eşittir fiyatlar genel düzeyinde devamlı olarak bir artış. O zaman şöyle bir soru sormak herhalde biraz daha bu işi deneysel çalışmadan çıkartılır. Bu açıklanan enflasyon verileri aslında şunu mu ifade ediyor? Dün 100 liraya satın aldığım bir malı bugün 108 liraya satın alıyorum. Yani aradaki 8 aslında mal ve hizmetlerin fiyatlarına gelen artış miktarı. Ama burada insanlara yanlış anlatılıyor ya da biz o finansal okuryazarlığımızı yanlış anlıyoruz. Çetin abinin hep kulaklarımızı çinleyen bir sözü vardır. Makyaj ekonomisi diye. Yaptığı programları da çok sıkı yakından takip ederdim. Diyor ki Çetin abi bana istediğin rakamı söyle ben sana çıkartayım. Çıkarım bugün de çıkarırım. Yok ben biliyorum çıkartırsın. Yani %0 enflasyon bile çıkartılabilir. Bunu genelde muhasebeciler için kullanırlardı. 2 artı 2 kaç yapar siz kaç istiyorsunuz diye. Ben muhasebeci değilim. Yok öyle. Ama 2 artı 2 de 5 yaptığı hesaplanmış bulunmuş yani onu da söyleyeyim Oğuz. O zaman enflasyona şuradan bakmak lazım. Bizim yanlış görüşümüz ya da bize anlatılan şu. Enflasyonun aslında çok fazla tabir yapabiliriz ama 2 tane temel noktası var. 1- talep enflasyonu. 2- maliyet enflasyonu. Biz sürekli olarak işte televizyonda, basında vesaire sürekli olarak talep enflasyonunu konuşuyoruz ama öbür tarafta bir de tüketimi yapabilmemiz için üretim yapacak tarafın katlandığı bir maliyet var. Ne yazık ki çok fazla bu dillendirilmiyor. İşte bu maliyetlerdeki artış ister istemez ilerleyen zamanlarda tüketime de yansıyor ve fiyatlar genel düzeyde sürekli olarak bir artış söz konusu. Buradan değerli katılımcıların biraz önce çok net ifade ettiği şeye gelin, büyüme ile alakalı. İki tane tercih var önümüzde. Bize hep dillerden de artık efsane olmuş ya, tüketilerek büyüyebilir miyiz? Ya da illaki üretim mi yapmamız lazım? Şimdi iktisat tarihi açısından bir baktığımızda Oğuz Bey şunu görürüz. Yerleşik düzene geçmeden önce yani ilkel toplum diye tabir ettiğimiz bölümlerde insanların sürekli bir tüketim alışkanlığı olduğunu görürüz. İşte hayvan avlamıştır veya karnını doyurmak için bir şekilde tüketim yapmıştır. Ne zamanki tarım ve toplayıcılık statüsüne kavuşmuş ya da bu anlamda bir komün oluşturmaya başlamış. Artık üretim fonksiyonları devreye girmiş. Bu bölümü yani işin iktisadi tarihi açısından çok hızlı geçeyim. Günümüzde Türkiye'nin yaşadığı temel büyüme sıkıntıları şu. Bir, niteliksel olarak mı bir büyüme kat edeceğiz? Yoksa niceliksel olarak mı? Yani neyden bahsediyorum? Rakamsal olarak işte 3 büyüdüm, 5 büyüdüm, 8 büyüdüm mü
bizi tatmin ediyor ekonomi anlamında. Yoksa nitelik olarak ürettiğimiz ürünlerin, mal ve hizmetlerin kalitelerini artırarak mı üreteceğiz? Bakın İstanbul Sanayi Odası'nın 2019 yılında, yani geçtiğimiz ayda bir yayınladığı veri var. O da şu, bizler de çok yakından takip ediyoruz. İşte belirli dönemlerde açıklanan ilk 500 şirketi diye bir veri yayınlanır. Bu yayınlanan verilerde yarısından fazlasının orta ve düşük teknoloji mal ürettiğini görüyoruz. O zaman şu kritik soruyu soralım. Üretim miktarındaki bir birim daha artış yaratabilmek için yüksek teknolojili ürün kullanmak demek, acaba sizin yüksek teknoloji ürün ürettiğiniz anlamına mı gelir? İşte ben araba üretiyorum veya işte pantolon üretiyorum, ceket üretiyorum ama bu üretim modellerinde kullandığım malzemelerin, girdilerin, teknolojilerin yüksek olması demek, çıktı düzeyimin de acaba teknolojik ürün olduğu anlamına mı gelir? Görüyoruz ki bugün işte Çetin abi söyledi, %1 bile olmayan bir pastadan pay almaya çalışan Türkiye ekonomisi var. Bu birinci ana hattımız. İkincisi de şunu da kabul etmek gerekiyor ki Türkiye sanayisinin üretiminin yaşadığı temel sorunlardan bir tanesi de şudur. Geleneksel sanayi modellerine sıkışmış olmaz. Yani yeteri kadar tasarruf yapamıyorsun. İşte %10'larda, %12'lerde zikredilen bir tasarruf var. Yeteri kadar yatırım yapamıyoruz. Yapılmamış veya bir şekilde gelen paralar tüketime yönlendirilmiş, yatırıma gitmemiş, sürekli harcaması, sürekli tüketmişiz. Aradaki farkı nereden bulacağız? İşte Mustafa Hocam da ilk başta söyledi, dış borçlanmayla yapacağız. Ve bu katlana bizim üzerimize dış borç olarak yüklenmiş. Ki bugün 450 milyar doların, yani yuvarlayarak konuşayım Oğuz Bey, 450 milyar doların üzerine bir dış borcu analiz ettiğinizde 200 milyara yakının özel sektöre ait olduğunu görüyoruz. Tabii bunun yanı sıranda özel sektörün üretim yapabilmek için ulaşmak zorunda olduğu finansal sıkıntılar da var. Bakın sanırım dün KOBİ'der Genel Başkanı'yla konuştuğumda merak ettiğim için sordum dedim. Yani hep böyle konuşuyoruz üretim ekonomisi diye ama ya üreticinin şeyi ne, durumu ne? Şunu söyledi, dedi ki kredi alabilmek için biliyorsun Merkez Bankası faizleri 12 bas puan kadar düşürdü Temmuz'dan itibaren. Kredi alabilmem için benden teminat istiyorlar diyor. Yani 100 sallıyor işte 100 liralık bir kredi çekeceğim ama diyor ki X bir bankası 500 lira teminat istiyor diyor. Bu maliyetler de üzerine yük. Alınan makroekonomik politikalar, para politikaları, finansal politikalar adına ne derseniz deyin. Demek ki tam anlamıyla çözüm değil. Burada Çetin abinin biraz önce ilk bölümde bahsettiği konuya aslında tam da cukkadan oturan bir cümleydi. O da şuydu. Biz kısa vadeli programlar üretiyoruz. Yani orta ve uzun vadeli programlar üretemiyoruz. İşte üretemediğimiz için de biraz önce bahsettiğim sıkıntıları da üzerine koyduğumuzda her 3 yılda bir, her 4 yılda bir ortalama bir rakam konuşuyorum. Ama içeriden ama dışarıdan yaşanılan krizlere maruz kalan bir ekonomi modeli görüyoruz. Demek ki Türkiye'nin geleneksel sanayi modellerinden, yani emeğin yoğun olduğu sanayi modellerinden ne şekilde olur bilemem. Yani bir 30 yıl sonrası için Çetin abi dediği gibi ne getirir bilemeyiz ama bu geleneksel sanayi modellerinden kurtulup sermayeye yönelik emeğin biraz daha geri plana itildiği, katma değer yaratan, sanayi alanında daha da aktif olabileceğimiz, markalaşabileceğimiz ürünlere ihtiyacımız var. Yani artık tüketim toplumundan ya da sürekli tüketim yapan bir ekonomi modelinden Türkiye'nin çıkması lazım. Bu işin bu tarafı. Son tarafı da büyüme modelleriyle ilgili şunu söyleyeyim. Türkiye'nin 80'den sonra işte Hakan Hocam da Mustafa Hocam da bahsetti. Türkiye'nin artık 80'den sonra uyguladığı ve 90'lardan itibaren hız kazandığı neoliberal politikalar Türkiye'nin ayağına artık bağ olmaktadır. Neoliberal politikalar artık özelliğini kaybetmiştir. Yani nereye kadar gidecek? Yani bunu bir şekilde kendinize özümsemeniz lazım. 1930'lu yılları hatırladığımızda karma ekonomi modellerinin olduğu yerde hem batıya hem de doğu taraflarına temsilcilikler yollandı. Oradaki iktisatçılar çağrıldı. Dedi ki ya kardeşim gel bir bak. Alalım, batıdan da alalım, doğudan da alalım, kuzeyden bir şeyler alalım ama kendimize özgün bir şey yapalım. Yani aldığımız ekonomi modellerini kendimize öz uyarlayarak yapalım. Ve bu neoliberal politikalarla da hangi anlamda, yani sadece bu üretim anlamında düşünmemek gerektiği kanaatindeyim. Bir an önce bundan artık sıyrılıp kendi özümüze dönen, şu tüketim aşkından vazgeçip bir şekilde ama o ama bu
kanaldan üretime giden, üretim yapabilen bir toplum haline geliyoruz. Bakın en son açıklanan verilerden bahsettiğiniz için söyleyeyim Oğuz Bey. En son açıklanan dış ticaret verilerine bakın. %200'ün üzerinde bir dış ticaret açığımız var. Yine TÜİK'in açıkladığı endekslere baktığımızda bize hep şu anlatılıyor. Diyor ki %5 ihracatımız arttı. Tamam güzel artsın. %35 artsın, %55 artsın, daha da artsın. Ama sorun bir. İhracat yapabilmeniz için ithalat yapmak zorundasınız. Eşittir %7.55'te ithalatta artış var. İthal ettiğimiz malların büyük bir çoğunluğu teknoloji ürünleri. Yani ben şu kalemi üreteceğim ama bu kalemin içindeki herhangi bir girdiği ithal etmeden üretemiyorum. Ya bir de Türkiye'nin böyle bir şeyi var. Artık Türkiye sanayisi öyle bir hale gelmiş ki son işte 50 yıldır 30 yıldır ne derseniz montaj sanayisi haline gelmiş bir ekonomi modelini almış. Ya bunu atlatamadan veya işte biraz önce sözümün başında da ifade ettim. Finansal sorunlarımızı çözemeden firmalarımızın üretim ekonomisi sadece dillerde konuşulan, kalan bir ifade olarak kalır. Son bir cümle söylememe lütfen müsaade buyurun. Yine bir sanayicilerimiz şunu söylemişti ki en çok da benim karşı çıktığım bir noktaydı. Geçtiğimiz aylarda sanırım İstanbul Sanayi Odası'ydı. Dış ticarette Ricardo Barro modelini kullanalım diye. Konuştuk işte televizyonda, gazetede bir süre dillendi ama kimse de demedi. Ya baba bu Ricardo Barro modeli neydi ya, sen nasıl üreteceksin? Özür dilerim. Nasıl hayata geçireceksin? Bunu da kimse söylemedi. Üzerinden kapandı gitti. Bir daha da kimseyi duyamadık. Aynı sanayi odası belli bir süre sonra çıktı. Ne dedi biliyor musunuz Oğuz Bey? Dedi ki ya arkadaş ben aldığım karın %90'ını borcumu ödüyorum. İşte bizim şimdi biraz önce değerli katılımcıların da ifade ettiği konuya aslında buradan geldik. En son sanırım Kasım ayındaydı. Yine aynı ticaret odası çıktı. Dedi ki döviz borcundan artık ben gırtlağıma kadar geldim. Bunu ne yapın, ne edin, gelin bunu TL'ye çevirin. Ve öyle tahmin ediyorum ki bu ilerleyen süreçlerde daha üreticilerin bu bahsettiğim sorunlar çözülmez ise ivedilikle veya ne şekilde bilemiyorum. Sanırım bu tür serzenişleri daha biz çok duyacağız. Diyoruz. Yeniden İzmir Stüdyo'ya, çünkü İzmir Stüdyo'da konuklarımızın handikapı orada yalnız olmaları. Kusura bakmayın biraz geç dönüş yapıyoruz ama diğer konuklarımıza da söz hakkı tanıyoruz. Sanayide Sayın Tutan, sanayide bir vizyon oluşturulamamasının sebebi nedir sizce? Teşekkür ederim. Sesim geliyor değil mi? Evet geliyor. Tamam, çok teşekkür ederim. Şimdi ben Seyfi Bey'in konuştuklarını çok dikkatlice dinledim. Bazı katkılar yapmak istiyorum eğer izin verirse ondan önce. Şimdi burada net bir kavramı ortaya atmamız gerekiyor. Büyüme mi istiyoruz, kalkınma mı? İlk önce bunu bir belirleyelim. Çünkü ikisi birbirinden tamamen farklı şeyler. Hangisi öncelikli olmalı peki? İkisinin de evet hangisini istiyoruz? Eğer kalkınma istiyorsak bunu sosyal etkileriyle birlikte tartışmamız gerekiyor. Ama büyüme istiyorsak bunu da parasal faktörlerle anlatmamız gerekiyor. İkinci konu da tasarruf konusu. Şimdi sanayi sektörünün tasarrufunu arttırma konusu bence artık çok fazla konuşulmayan bir konu. Çünkü bizim konuşmamız gereken konu, hani Endüstri 4.0'dan bahsettik az önce. Belki başka sistemler de ortaya çıkacak. Ve bu yeni teknolojik sistemlere ayak uydurmamız için yatay ve dikey entegrasyonlarını tamamlamış sanayi sektörlerine ihtiyacımız var bizim. Yani ham madde girdi, finansal sektör ve üretimi bir kümelenme şeklinde oluşturmuş ya büyük mega şirketlerle ya da KOBİ'lerle birlikte bu sistemi
oluşturacak bir sanayi modeline geçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde şirketlerin tasarruf oranını konuşursak 21. yüzyıla çok iyi başlangıç yapamayacağız. O nedenle konuyu biraz daha farklı açılardan ele almakta yarar görüyorum. İkinci nokta ise konuşmacılarımız emek yoğun sektöre gitmemiz gerekiyor dedi az önce. Bundan 30 yıl öncesine kadar ya da 40 yıl öncesine kadar sermaye, emek, toprak ya da ham madde 3 önemli üretim faktörü olarak söyleniyordu. Fakat 1980'li yıllardan itibaren 4. bir faktör ortaya çıktı. Ve bu da çok önemli bir üretim faktörüdür. Teknoloji. Teknoloji emek kadar önemli bir faktör olduğu 2000'li yıllarda çeşitli verilerle ortaya çıktı. Bu noktada emek yoğun sektörlerden bahsedersek eğer 21. yüzyılı bana göre kaçırmış olacağız. Bizim konuşmamız gereken teknoloji faktörüyle o teknolojiyi kullanan emeğin nasıl paralel gidip üretimden pay alacağını tartışmamız gerekiyor bence. O nedenle bu noktada farklı bir tartışma konusu olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ayrı bir konu şu an. Fakat benim dile getirmek istediğim daha başka bir konu daha var. Bu konu ise daha yeni yeni oluşan inanılmaz bir faiz indirimiyle neredeyse bütün ekonomik teorilerini yok sayarak 5-6 ay içerisinde %24'lerden %11'lere inen politika faizinin üretime ve tüketime nasıl etki edeceğini de belki de konuşmamız gerekiyor bu tartışmada veya bu toplantıda. Çünkü en son 3 ayın verilerine göre tüketimdeki artış, sanayi üretimindeki artıştan %60 daha fazla olduğu anlaşılıyor ki devletin yönetim aktörleri bu faiz indirimlerine devam edeceğini ve en son yapılan faiz indirimiyle reel faizin negatife doğru evrildiğini 0.5 kadar görüyoruz. İşte bu noktada reel faizin negatife evrilmesiyle birlikte TL'nin ne tasarruf olarak ne de yatırım olarak sistemden yavaş yavaş çıkacağını görüyoruz. Burada dolarizasyon probleminden tutun da TL'nin ellerinde büyük miktarda TL sahibi olanların ne yapacağını da konuşmamız gerekiyor. Bugün negatif faiz şu demek: TL zaman içerisinde enflasyona yenilecek. O nedenle normal vatandaş ya elindeki parayı tüketime verecek, bu noktada üretim ithalata hala bağımlı olduğu için TL hızlı bir şekilde yurt dışına gidecek döviz olarak ve bu noktada döviz açığı problemi olacak tekrar. İkinci nokta ise TL'ye sahip olan vatandaş eğer tüketim yapmıyorsa ya dövize yatıracak, ya arsa alacak, ya konut alacak. Ve bu noktada bizim gibi ülkelerin sermaye sıkıntısı olan bizim gibi ülkelerin
konut sektörü üzerinden günü kurtarması, sizin de hepinizin bildiği gibi ekonomiye aslında en büyük darbelerden bir tanesi. Çünkü zaten sermayesi kıt olan bir ülke sanayiye yatırım yapmaz, konuta yatırım yapar ve tasarruflarını da, vatandaşın tasarruflarını da bu yöne aksettirirse, kriz dönemlerinde kıt zaten olan sermayenin uçup gitmesi demektir. O nedenle bunu da bence bu toplantıda konuşmamız gerekiyor. Nedeni de şu, bu konuya acil bir tedbir almamız gerek. Negatif faiz ve düşen faizler hem döviz açığını hızlı bir şekilde arttıracak, hem de tüketim aracılığıyla yatırımı neredeyse hızlı bir şekilde diplere doğru indireceğini düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bu konu üzerine elbette buyurun. Hocam çok güzel bir yere değindi. Aynı zamanda bu işin yani çok ciddi bir dolarizasyon problemimiz olduğu çok açık. Yani şimdi herkes diyor ki kamu kaynaklarından veya kamu bankalarından finanse ediyoruz. İki temel nokta var. Birincisi bu nereye kadar finanse edecek bunu kimse bilmiyor. Çünkü kasa belli işte 170 milyar liraya yakın açık. İkincisi verdiğimiz para karşılığında hani teşvik ya ne yaptığımızı da çok bilmiyoruz. Ortaya ne çıktı onu da bilmiyoruz. Üçüncüsü çok temel bir soru. Ben de o soruyu da ekleyerek belki yani, döneyim. %24 faizden %11,25'e niye düştük biz? İç piyasa canlansın, işsizlik azalsın, ekonomi artıya geçsin, reel sektör canlansın. Bunların hiçbiri olmadı. O zaman şapkayı önümüze koyup 24'ten 11,25'e düştük ama sonuçta ne oldu diye de tartışmamız gerekmiyor mu? Reel sektörün o son çeyrekteki büyümesi de çok malum. Bir sene önce o yakaladığımız büyük, yüksek büyümede yarıya yakın stoğa üretim yapmıştık. Stoktan sattık. Üstelik işte eskiden 2 tane satıp 1 lira alırken 3 tane satıp 1,5 lira almaya başladık. Birim hem miktarı arttırdık hem değeri düşürdük. Günün sonunda geldiğimizde stoklar da bitti. Şimdi üretim yapmaya kalktık. O arayı da kaçırmışız. Yani yerlilik oranını arttıracak politikaları da kaçırmışız. Çok yazdık çizdik. Şimdi yeniden aynı problemle karşı karşıya kaldık. Tam bir kısır döngü bu. Dönüp dolaşıp aynı yere. Bu arada Sayın Seyfi Akil'in bir eklemesi olacaktı. Hocam merhabalar. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Geleneksel modeller, emek, sermaye ile ilgili konuştuğumuzda ben şunu söyledim. Sanırım hocam o arayı kaçırdı ya da evet, yanlış anlaşıldı. Ben emek sermayenin bir an önce Türkiye ekonomisinden vazgeçmesini, modern sanayi yani katma değer yaratan teknolojik ürünler üretmesi gerektiği bir sanayi modeli sahip olması gerektiğini vurguladım. Değilse emek sermayede çok fazla zaten teknolojiyi ilerletemezsiniz. Tarım politikasında uçan bir traktör yapamayacağınıza göre. O yüzden sanırım burada bir yanlış anlaşılma var. Sayın Hocam da onu da izninizle düzeltelim. Aslında Sayın Hocam ekleme yapmış oldu benim anladığım kadarıyla. Sayın Hocam tamamen vazgeçilmesini değil de ikisini nasıl entegre edilip ilerlemesini... Kırmadan dökmeden yapmak lazım. Aynen bunu düşünmek gerektiğini vurguladı. Sayın Pamukoğlu bu faiz, politika faizlerinin indirilmesi konusu. Notlarım arasında vardı ama Sayın Tutan konuyu açmışken oraya gelelim. Şimdi bir senin sorduğun soruya mutlaka cevap vermek lazım. Bir altyapısı var mı bu faiz indirimlerinin? Tamam bazı hedefler uğruna o faizler %24'lerden %11'lere indirildi ama beraberinde getirdiği riskler ve bu risklere karşı alınan önlemler var mı? Sonuç da yok bu arada. Sonuç var mı? Bu soruya cevap sonuç olabilir. Bu soruya cevap vermeden önce bir iki şeyi netleştirmek lazım. Tüketim ekonomisi, üretim ekonomisi diyoruz ya. Tüketim ekonomisi sanki yanlış bir şeymiş gibi. Tüketmeden üretim olmaz. Buradaki tüketim ekonomisi sizin üretebileceğiniz, ülkenizde üretebileceklerinizi dışarıdan almanız. İki, gereksiz gösteriş tüketiminden uzaklaşmanız. Yoksa yiyeceğiz, içeceğiz, barınacağız, giyineceğiz, tüketeceğiz. Tüketmek şarttır.
Dolayısıyla burada tüketim ekonomisinden vazgeçelim derken gereksiz tüketim, üretebileceğimiz üretmek, dışarıdan almamak. Burada şu noktaya geliyoruz. Ricardo modeli. Ricardo modelinde karşılaştırmalı üstünlükler teorisi vardır. Uluslararası bu şu anda güncelliğini de koruyor tartışmalı ama nedir? Türkiye neyi üretirse avantajlıdır. Amerika neyi üretirse avantajlıdır. Ben tarımda eğer avantajlıysam tarım ürünlerini üreteyim. Almanya, Amerika makine sanayinde şey yapıyorsa avantajlıysa. Hangimiz daha katma değer yaratabileceksek onu üretelim. Birbirimizden satın alalım. Dolayısıyla ben tarım ürünlerini ihraç edeyim. O da makine ihraç etsin. Dolayısıyla burada karşılaştırmalı üstünlükler de Türkiye kendine benim üstünlüklerim nedir? Tarım, turizm, hafif sanayi, milli savunma sanayi, sanayinin envanterini yaparak üstünlüklerimizin olduğu sektörleri, tekstil sektörü. Tekstil sektöründe biz moda yaratamıyoruz ama taşeronuz, fason üretiyor. Bu bir üstünlük sağlıyor mu, sağlamıyor mu gibi ölçerek işte sanayi odasının son zamanlarda özel sektörün tartıştığı konu bu. Biz ne de üstünüz? Hocam pardon, bu arada şunu da altını çizelim. Tekstil sektörüne de hazır giyimle beraber her fırsatta vuruluyor ama 1,3 dolar kilodan ürün satan Türkiye'de 16 dolar kiloyla mal satıyorlar. Tekstil sektörü, bunu da konuşmak moda, lazım. Moda yaratamadığı müddetçe fasoncu. Türkiye dünyanın fasoncusu. Marka yaratamadıktan sonra, marka ihraç edemedikten sonra bu sorun çözülmüş olmaz. İkincisi, senin söylediğin, Çetin Bey'in söylediği, milli gelir hesapları çok çeşitli yapılabilir. Ama milli geliri dolardan yap, TL'den yap önemli değil. Bir zenginlik nedir? Cirosu, Türkiye'nin cirosu. Buna şunları eklemek lazım, kayıt dışı ekonomi eklemek lazım. Kayıt dışı ekonomi ne? Yastık altındaki para, altın değerler, yurt dışındaki paralar. Hepsini koyduğumuz zaman zaten Türkiye'nin bu kadar sayıyoruz sorunlarına karşı yıkılmadı, ayakta kalıyor. Neden? Kayıt dışı ekonomi. Bunu bu özel, iyi bir şey mi yani kayıt dışı ekonomi? İyi bir şey mi, kötü bir şey mi tartışması ayrı bir tartışma konu. Ama Türkiye'yi ayakta tutan imece. Şimdi siz aldığınız ücretle geçinmeyi nasıl başarıyorsunuz, sihirbazlık yapıyorsunuz? Bana oradan yoğurt geliyor, sana söylüyoruz. Sen de onu başarıyorsun. İşte oradan bir şey geliyor, annesinden geliyor, anneannesinden geliyor. Kayıt dışında altını var, bozduruyor. Böyle böyle giderdi, ayakta kalıyoruz. Bu anlamda milli gelir, Türkiye'nin cirosu aslında fena değil. Ama burada bir tartışma konusu. Yarattığımız cironun, yarattığımız ciro harcamalardan oluşuyor ya, bu harcamalar içerisinde gereksiz borçlanmayı sağlayan tüketimdir. O tüketimi eğer yapmazsanız ithalatınız daha düşük olacak, borcunuz daha az olacak. Öbür taraftan reel sektörün borçluluk oranının çok yüksek olması nedeniyle %100 bizim hane halkı hepimiz borcu seviyoruz. İşletmeler dünden bugüne hep krediyle kendilerini finanse etmiştir. Kar yaratayım, karı işletme sermayesine dönüştüreyim. Onunla büyüme bir sabır, bir zaman gerektiriyor. O anlamda sabrımız yoktur. Krediyi al büyü. Bugün inşaat sektörünün batmasının sebebi ne? %100 krediyle dönmesidir. Adam müteahhit alıyor 100 lira krediyi. Diyor ya ben bu inşaatı yaparsam yarın öbür gün 500 olacak faizi maizi önemli değil. İnşaat sektörünün batışı ondan. Ne oldu? Faizleri karşılayacak değer artışı olmadı, satamadı. Faizler yükledi. Borcu bu kadar, değer bu kadar. Üstelik paraya bu dönüşmedi. Söylediğiniz yöntem hane için de mi geçerli hocam? Hepimiz. Gelecek gelirlerimizi yiyoruz. Bu biraz vicdansızlık olmuyor mu? Hayır. Şöyle, sen kredi kartını gelir olarak kullanıyorsun. Gelecek gelirlerini yiyorsun. Gelir olarak kullanmaya mecbur olduğu için. Mecbur oldu. Olman bir sonuç. Yani büyüme odaklı değil yani. Bunu belki yok, senin, sektör için. Sen yani sınırlı geliri olanlar kredi kartını ek gelir olarak kullanır. Ne yapsın? Oradan alıyor, oraya veriyor. Ama kredi kartını ikide bir mobilyasını değiştiren de yapıyor. Gitmemesi gerekirken yurt dışına gidiyor. Harcamasını yani gelirine göre, gelecek gelirlerine göre bir bütçe disiplini içerisinde harcamayan aileler, hane yap. Bu da çoğunlukta. İnsanlar akıllı telefonları kullanma dünyada birinciyiz. Akıllı telefonları değiştirmede dünyada birinciyiz.
Şimdi bu buna kredi kartını niye kullanıyorsun ya da taksitle niye alıyorsun ya da taahhütle niye alıyorsun? Taahhüt verme ne demektir? Gelecek faturalarına şişirmek demektir. Geleceği ipotek altına Geleceği ipotek altına almaktır. Bunun yanında üretim ekonomisi dediğimiz zaman bize yetecek kadar ülkemizin 82 milyonunu doyuracak, giydirecek, refahını sağlayacak. Hocanın söylediği gibi, Çetin de onu söyledi, kalkınmayı sağlayacak bir üretim modeliyle üretmektir. Mal ve hizmet üretmektir. Her şeyi üretmek değil. Biz şimdi gerçekçi olalım, teknolojik yatırımları yapacağız. İşte Çetin'in söylediği 1.3 dolara satıyoruz kilogram ihracat fiyatımız. Elinoğlu'nun gelişmiş ekonomiler 4 dolar. Arada 2.3 7 dolar şey var, fark var. Ya ne olacak? Biraz bir şey çalışırsak o farkı. Hayır, o fark 100 yıl. Dolayısıyla teknolojiyi gerektiren, yüksek teknoloji getiren şeylerde mi zaman kaybedeceğiz? Yoksa adım adım işte turizm, tarım, hafif sanayi, orta sanayi, milli savunma gibi sanayilere mi öncelik vereceğiz? Dolayısıyla üretim modeli bu üretim modeli hangi model olacağı sorusunun cevabında bunlara da bakacağız. Yoksa Türkiye üretiyor. Türkiye tekstilde üretiyor. En üretken devlet. Birçok sanayimiz var. Organize sanayilerimizde mallar üretmiyor mu? Aslanlar gibi üretim var. O anlamda bir belirleme yapmış olalım. Diğer taraftan faiz. Faizin düşmesi neden düştü de yatırımlar ya da ticaret artmadı? Az önce söyledim. Adamın boğazına kadar borcu var. Yüksek faizden borçlanmış. Düştü. Ne yapacak? Borcu var zaten. Bütün yatırım kararlarını ertelemiş. Ticari faaliyetini zor döndürüyor. Borcu borç da ödüyor. Yara bandı yetmez adam. Kanser diyorsunuz. Ya diyor dur ben kendimi kurtarayım diyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi faizler indi hemen. Oo faizler indi dur. Ben büyümeyi sağlayayım. İki mağaza daha açayım bir fabrikada. Öyle olamaz. Çünkü borçlu. Bu neye yarar? Yatırım, öz kaynakla üretim yapan, öz kaynakla ticari faaliyetlerini yürüten insanlar faiz düştüğü zaman alışveriş biraz daha artar. İnsanlar bu çerçevede talep yaratırlar. Onlara yarar. Yoksa boğazına kadar borçlu olan üreticiye, sanayiciye, ticaret adamına bu faizlerin düşüşü hemen etki etmez. Çünkü Türkiye'de şu anda hane halkı, işletmeler hepimiz borcu borçlu ödüyoruz. İleriye doğru, tabii faizlerin düşük faiz olması her zaman iyidir. Yatırımları kamçılaması, harcamaları arttırması. Ama öyle bir tehlikesi de var. Düşük faiz mevduatından çekip harcamaya yöneltir. Hocam da söyledi ki, peki nereye harcayacaksınız? Kredi alıp nereye harcayacaksınız? İki tane şey var, taşıt kredisiyle taşıt, konut kredisiyle konut kredisi. Yani faizin düşmesi sana ne yarar sağlar? Kredi alamadın. Hiçbir yer sağlamadın. Senin gelirini arttırmamız lazım. Faizlerin düşüşü senin gelirini arttırmıyor. Bu anlamda faizlerin düşmesi, ani düşmesi, çok düşmesi ekonomiye birdenbire bir fayda sağlamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız temel felsefe olarak doğru söylüyor. Ama sonuçları itibariyle birdenbire sanki iğneyi vurdun, ateşi düşürdün gibi hayır mümkün değil. İtirazlarım olacak Hakan abiden sonra. Abi. Tabii seve seve. Yani İtirazları alalım da ben cevap İtirazları alalım eğer. Çünkü itiraza cevap Hakan hocama da söz verelim. Kusura bakmaz değil mi? Birkaç itirazım var. Şimdi bunlardan birincisi faiz konusunda hemfikiriz. Fakat orada da kral çıplak bir nokta konuşulmuyor. Şimdi bakın 24'lerden 11-25'lere gelmiş. Bugün 11-25'te faiz almaya giden bir reel sektörün karşısına çarpı 3'ten aşağı bir maliyet çıkmıyor. Şimdi bu şartlar altında demek ki siz gerçekle yüzleşmiyorsunuz demektir. Bu birinci faktör. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı bence bu kadar riskli bir hareketi... Çünkü bir kere ben şeye katılmıyorum. Faiz düşünce enflasyon düşer falan. Bunu kim kandırdıysa Sayın Cumhurbaşkanı bir daha masaya yatırsın. Çünkü enflasyon, faiz dediğiniz şey enflasyonun bir sonucudur. Doğru. Enflasyon düşerse faiz düşer. Öbür türlü bir... Ama tersini söylüyor. O tersini söylüyor. Faiz düşerse enflasyon düşer. Böyle bir şey mümkün değil. Ama alanı ekonomi biliyorsun. Tartışırız. Öyle olsa 20 yılda Türkiye buraya gelmezdi. Şimdi kayıt dışı ekonomiyle ilgili
bir nokta var. Evet, kayıt dışı ekonomi Türkiye'nin bir gerçeğidir. Fakat bugün her zamankinden daha fazla Türkiye ekonomisini, Türk reel sektörünü kemiren bir hale gelmiştir. Çünkü artık gerçekten nizam içerisinde çalışan firmaların rekabet edemediği bir sürece geçtik. Eski krizlerde ne oluyordu? Buna itiraz olarak söyleme, tespit olarak söyle. Ben beraberinde bir şey getireceğim. Hayır, iyi midir, kötü müdüre... Tabii. Beraberinde bir şey getireceğim de o yüzden. İtirazım sonrasında gelecek. Her zamankinden farklı bir kriz yapısıyla karşı karşıyayız. Sadece bizde değil, bütün dünyada. Kriz oldu, bitti. Ertesi gün kayıt dışı çalışanlar ayakta kaldı veya işte... Öyle bir durum değil. 5-6 yıldır sistematik olarak zaten kayıtlı olanları eriten bir süreçte, bir krizdeyiz. Şimdi böyle bir süreçte kayıt dışının dolaylı yoldan destekleniyor olması, sizi kastetmiyorum, ekonomi yönetimini kastediyorum. Aynı zamanda ekonominin de temellerini çökertmek anlamına geliyor. Her zamankinden daha zararlı. Şimdi bir tarafta faiz, bir tarafta kayıt dışı ekonomiyi göz önüne aldığımızda aslında Türkiye'nin hiç konuşmadığı bir şey var. Vadeler. Bakın, borçlardan bahsediyoruz. Bankalara olan borçlardan veya yurt dışına olan borçlardan bahsediyoruz. Ben afaki söyleyeyim. En az konuşulanın 3 katı kadar piyasanın kendi içinde borcu var. Bugün konkordatolar sürecine kadar 24 ay ortalamalara, sektörler ortalamasında çıkan vadeler, ki bu aynı zamanda enflasyon da yaratır, ki herkes üstüne faiz koyuyor çünkü. Bu vadeler konkordatolarla birlikte 6 aylara düştü. Biraz iş gevşedi. Şu anda yine 12 ay ortalamalarla vadelerle mal satılıyor. Yani bir malın üzerinde 12 ay vadeli faiz farkı var demektir bu. Eğer bir yerde faizle mücadele edeceksek, bizim burayı sübvanse edecek yollar bulmamız gerekiyor. O faiz haram değil. Hocam, ya ben ilahiyatçı değilim. İşi o tarafına herkesin kendi şeyi. Ben fetva veriyorum faiz. Herkesin kendi inancı. Satıcı kardeşinin faizi haram değil. Yani ben ilahiyatçı değilim. Tamam, çok şükür Müslümanım ama ilahiyatçı değilim. Oraya hiç girmeyeceğim. Şimdi borçlanma meselesine gelince orada itirazım var özellikle hocama. Şimdi insanlar lüks tüketime harcama yapmıyor. Özellikle kredi kartlarında. Bakın yıllar içerisinde özellikle 2000'li yıllardan beri o kadar amiyane tabirle çakma bir enflasyon yaratıldı. Ve bu enflasyon üzerinden insanlara maaş zammı verilip daha yüksek dilimlerle yaşaması istendi ki bunun sağlamasını nereden yapıyoruz? Bakın Nielsen'in bir araştırması var. Vatandaş kredi kartını nereye harcamış diye. Vatandaşın kredi kartlarının borçlarının %80'i gıda, giyim, ulaştırma ve barınma, anayasal hakları. Fakat siz burada yalan yanlış bir enflasyonla zam verip gerçek bir enflasyonla yaşamaya mahkum ederseniz, bakkal Ahmet amca da dükkanı kapatmak zorunda kaldığı için, kimse veresiye defterine de bir şey yazmayacağı için herkes kredi kartına yüklendi. Ve bu metodoloji, kredi kartı sorunu mu var? Bireysel kredi verelim, ticari kredi verelim, ihtiyaç kredisi verelim diye aslında kanunen bir insanın gelirinden en fazla 2 katı fazla borçlanabileceği bir kredilendirme sisteminde 8-9 kat borçlanmasına göz yumuldu. Çünkü bunun da siyaseten oya tahvil edildiğini biliyoruz. Fakat bu paranın bol olduğu dönemlerde işler, para kısıtlandığında patlar. Şu anda onun patlamasını yaşıyoruz. Artı 2000-2008 dönemine oranla orada biraz daha makas daralmıştı. Şimdi makas daha da açıldı. Yani vatandaşın yaşadığı enflasyonla açıklanan enflasyon arasındaki fark daha da açılınca artık tölere edilemez hale geldi. Artı 20 milyonu aşkın icra dosyasının olduğu bir ülkede, artık kimse tekrar gidip kredi de alamıyor. Sayın moderatör. Polemik yaratacağını sandım. Konuşma hakkını, Hakan Bey konuşma hakkını aldı. Dolayısıyla süresini doldurdu. Tamam, evet, fark etmez. Bir tek itirazım daha var. Ben hani polemik olacağım, ben de cevap vereceğim. 100 yıl fark meselesine de... Pekiştirme oldu. Biraz daha pekiştirme gibi geldi. İtirazım var dedi, neye itiraz ediyorsun? Şimdi 100 yıl fark meselesine ciddi itirazım var. Çünkü her zamankinden, evet bugün 75-80 yıllarda bir farkımız var Batı ekonomileriyle. Fakat öyle bir sürece geliyoruz ki, büyük bir fırsat var. Eğer doğru işleri yaparsanız köşelerin kalmadığı, köşelerin yuvarlandığı bir süreçteyiz. Doğru bir planlama yapar, doğru işlere yatırım yaparsanız
farkı 3-4 yıla da indirebilirsiniz. Kaçırırsanız 1000 yıla çıkar, yakalayamazsınız. O yüzden bence hani 100 yıl fark var, biz zaten onları yakalayamayız tezine katılmıyorum. Aksine tam şimdi çalışmamız gerekiyor. Yakalayamayız değil, bu farkı gözeterek, yani 1.3'ü 4'e hedefleyerek değil, 1.3'ü 2'ye çıkar. 2'ye çıkarman için gerekli olan sektörü seç. Mustafa, bak, hemen rakam vereceğim ve bitireceğim. Almanya'nın geçen sene startup, yani yeni girişimcilere, ağırlıklı teknoloji çalışan yeni girişimcilere aktardığı kaynak 6,2 milyar avro. Bunun dolar kuruna hesabına vurduğunda 6,9 milyar dolar yapar. Türkiye'nin 2019 ikinci çeyrek itibariyle rakamlarına baktığında, sene sonu öngörülerini de gerçekleştiğini dikkate alırsan, ayırdığı rakam sadece 22 milyon dolar. Şimdi 46 yaş ortalamalı Almanya 6,9 milyar dolar yatırırken yeni girişimcisine, 31 yaş ortalamalı ülke 20-22 milyon dolar yatırıyorsa ve buradan hala bir çıkış bekliyorsa kendini aldatıyor demektir. Bizim bu arada Kanal İstanbul'un da maliyeti 12 milyar dolar. Oraya girersek Hakan Hocama söz hakkı veremeyiz. Oradan çıkamayız. İki tane Almanya'nın 2 yıl harcadığı startuplara paradan bahsediyoruz. Ratingi yükseltmek için daha çok kapışma yaptı. Aslına bakarsanız buradan ben niye hazır Sayın Tutan'dan da söz açılmışken konuyu aldım, bu konut faizi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, buralara geldim. Şimdi bahsettiğiniz gibi zaten borçlu hocam, borcu borçla kapatıyor, şudur budur. Ama daha temel bir sorun var. Ben geleceği göremiyorum. Bugünkü 0.40 benim gibiler, yani ülkenin yarısından fazlası benim gibi insanlarla dolu. Kimse geleceği göremiyor. Belki faizleri ya da rakamları bir şekilde indirebilirsiniz. 0.49 değil mi? Bildiğim kadarıyla şu anda. Ama geleceği göremedikten sonra Sayın Topkurlu, sorum size olacak. Geleceği göremedikten sonra kim nasıl adım atılacak? Bu da bir zaman alır mı, yoksa imkansız mı istiyoruz? Öngörebilmek, umut var olmak. Şimdi efendim bakın, ekonomide daha doğrusu şöyle gireyim ben bu konuya. Şimdi önümüzü nasıl görürüz? Biz önümüzde ümit var mı olmalıyız? Şimdi bakın, insan bir kere sosyal varlıktır. Sosyal yaşama yönünü seçmiştir şeyinde, evrimleşmesinde ve devlet diye de bir şey geliştirmiştir insan. Kendini yönetmek, toplumu yönetmek için, değil mi? Şimdi ümit var olup olmamak bizim açımızdan, yani öyle düşünmek bence son derece hatalı. Çünkü yani biz ümitsiz, o sosyal var... Ümitsiz olmak olmaya hakkımız yok. Ümitsiz olmayacağız da zaten. Göreceksiniz önümüzdeki süreç bizim... o devleti kullanabildiğimiz ve o devletin toplumu yönlendirebildiği ölçüde burada konuştuğumuz birçok sorunu çok rahatlıkla aştığımızı, daha önce yaşadığımız 1930'lu yılların, Mustafa Kemal'in yaşattığı 10 yıllık süreçte başarılanlarla aynı şekilde aynı yöntemleri seçerek bugün de başarabiliriz. Onun için ümit var olup olmamayı ben tartışmıyorum. Sadece her toplum belli bir süreçten geçer. O süreci, o öğrenme sürecini yaşıyor toplum. Maalesef bazı şeyleri denemeden farklı politikaları seçemiyor. Onları yaşayacak, onları görecek, onları elemine edecek toplum. Ondan sonra önünü görecek. Onun için ben ümit var değilim diye bir şey yok. Ben son derece ümit varım. Özellikle Türkiye gibi bir ülke için. Biraz bu, daha böyle... Kimse yarın aynı kuruma gidip kurumda çalışıyorsa, yani ya da dükkanı varsa yarın o dükkanı açabilecek mi? Ya da yarın o şirkette işine devam edebilecek mi? Kimse bundan emin değil. Maaşını alabilecek mi? Bundan da emin değil. Yani bir yıl önce markete gidip de, benim iki çocuğum var, markete gidip de 50 liraya aldığım ürünü bu sene gidiyorum 70-80 lira para ödüyorum. Ki aldığım da zaten almış da sayılmayız. Bundan dolayı bir karamsarlık var. Adnan Türkan duyuyor bunları. Umarım duyuyordur. Hazır vakıf başkanımız da buradayken. Bu anlamda söyledim hocam. Ya da çevremiz, ev almak isteyen arkadaşlarımız emin değil. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim.
Bir kere ben şu faizler konusunda Çetin'in açtığı konuda bir şey söyleyeyim. Bence faizlerin düşmesi her zaman doğrudur ve düşürmek doğrudur. İşte negatif faize geldi falan, o negatif faiz falan da gelmedi şu anda. Ama ne yapıldı? Bakın, hatayı doğru tespit etmek lazım. Kamu bankaları aracılığıyla 0.79 konuta faiz verildi. Devletin bütün şeyi, elindeki kaynağı biz doğru harcamak yerine, şimdi şeylerde de kredi hacminde de yılbaşından bu yana belli bir artış var, ciddi bir artış var. Ama onun detayına indiğinizde bakıyorsunuz, orada artan krediler ticari krediler değil, konut kredileri artıyor. Bakın, onun aslında sonucunu görüyoruz ama nerede görüyoruz? Bizim hala kafamız müteahhit kafası olduğu için biz kaynağı gerçek yere, doğru yere harcamıyoruz, yönlendirmiyoruz. Batan 3-5 tane müteahhiti kollayıp, onları kurtarıp ekonomiyi öyle düze çıkartacağımızı zannediyoruz. Bana sorarsanız esas sorun orada. Doğru. Ya kaynağı elindekini sen şeye harcıyorsun. Har vurup harvansın. Ya betona gömmeye devam ediyoruz halen. Zaten Kanal İstanbul'da bunun şeyidir, bir devamıdır. Tabii tezahürüdür dendiği gibi. Ben faiz meselesini o. Ya ben ev alayım mı, ben iş... şimdi bakın, Türkiye'de başta şey yaptık, bunu konuştuk. Türkiye'deki esas kritik sorun, esas kritik sorun işsizliktir. Bakın, ücret düşüklüğü dahi bence o kadar önemli değil. Yoksulluk, açlık sınırının altında asgari ücret tespit ediliyor olması, bakın bana sorarsanız o kadar sorun değil ama işsizlik ondan daha önemli bir sorun. Çünkü işsiz olan insanın zaten elinde para yok. Neyi arttırıyorsun? Çünkü bu ikisi arasında bir önem derecesi... Önce işsizlik. Bakın, esas olan işsizliktir. İşsizliği çözmek esas sorundur. Nedeni şu, adamın elinde bir şey yoksa zaten ne arttıracaksın? Bir tanesi o var. Bir tanesi de şu var, bakın. Hepimiz pratik ekonomik faaliyetleri de biliyoruz. Siz asgari ücreti arttırdığınız ölçüde, diyelim onu yaptınız 5000 lira asgari ücreti, yaptırdığınız ölçüde istihdamı da azaltırsınız. Niye? Çünkü işveren o asgari ücretle insan çalıştıramaz. Sen o şeyleri sağlayamamışsın, o ortamı sağlayamamışsın. Dolayısıyla asgari ücreti de biz işte yoksulluk sınırı, açlık sınırı falan diye tartışacak daha biz şeyde değiliz. Ama bakın, ben size ümit var bir şey söyleyeyim. Bu tür krizlerin arkasından çok ciddi işçi hareketleri gelir. Biraz böyle teknik konudan hafif siyasi şeye de gelelim. Sinyalleri var mı? Tabii işte metal iş kolundaki grev şeyleri, hareketlenmesi, metal işçisinin hareketlenmesi, ki metal işçisi geçen gün Sayın Akkaya, Mehmet Akkaya söylemişti, metal işçileri sendikanın ismini bilmiyorum, demiş başkanı, metal işçileri buskrandır demiş. Bakın, buskrandır sebebi şudur, metal iş kolu, metal işçileri işçi sınıfı içinde en bilinçli işçi toplumudur, işçi topluluğudur. Ve onlar öne çıktığı zaman, onlar yürümeye başladığı zaman, bakın göreceksiniz arkasından tüm işçi sınıfı onlarla birlikte o talepleri, ücret artış taleplerini ve o dengelenmeyi peşinden getirecektir. Yani işçi sadece bu hareketiyle kendi ücretini arttırmayacak, bakın göreceksiniz, ekonomide belli dengelenme unsuru haline de getirecektir bu şeyleri. Onun için ben ümit varım. Türkiye ne olursa olsun yani 1980'den beri... Hocam, yani işçi sınıfının bu hareketi sadece gelir düzeyini arttırmayacak ama dengelenmeyi de beraber. O zaman şimdi şöyle bir şey var. Yapamıyorlar mı? Yapmak mı istemiyorlar? Yani bu dengelenmeyi, mesela gelir dağılımındaki eşitsizliği. Onun sebebini söyle, daha şöyle söyleyeyim. Yapısal sorunları onarmak mı istemiyorlar? Onaramıyorlar mı? Bu... Şimdi şöyle söyleyeyim ben onu. Onun cevabı, yapmak istiyorlar mı, yapmak istemiyorlar mı? Efendim, kendi ailesine para mı aktarıyor? Bakın, oradaki sorun şu. Anladım ben sorunuzu. Oradaki sorun şu. Oradaki sorun
Türkiye'ye, hayata, ekonomik alana doğru perspektiften bakıyor musunuz, bakmıyor musunuz? Sizin ekonominiz eğer işsizliği ben bugün nasıl çözerim? Son derece pratik bir çözüm getiriyorlar bakın. İşsizliğe nedir biliyor musunuz? Kanal İstanbul işsizliği çok ciddi oranda çözer. Niye? Çünkü işsizliği, istihdamı en çabuk tetikleyen sektör inşaat sektörüdür. Bastırdınız mı inşaat sektörü, onu topla, bunu topla. Artı onun yan sektörleri de çalışmaya başlar. Yanında apartmanları, kuleleri dikmeye başlarsanız işsizliği çözüvermiş gibi görünürsünüz. Bu tam bir kurnazlık, şarki kurnazlık yöntemiyle işsizliği çözme, ekonomiyi çözme yöntemidir. Aslında onu daha önce de denedik, o işsizliği çözmüyor işte. Bir yere kadar geliyorsunuz inşaat sektörüyle, tıkandığınız anda bakın işsizlik oranının artmasına en ciddi katkıda bulunan sektör inşaat sektörüdür. Yaklaşık 500 bin kişi inşaat sektöründe işsiz bırakılmıştır 2018-2019 yılında. Aynı şeyi tekrardan yaşayacağız ama artık Türkiye, dünya şarki kurnazlık dönemini de geçti. Sayın Ünsal'ın söylediği şeyler çok önemli. Bakın bu, biz hatırlar mısınız? Biz 2023'te kaçıncı ülke oluyorduk biz? İlk 10'da. Dünyada ilk 10'a giriyorduk. Biz şu anda kaçıncıyız biliyor musunuz? 20'nin sınırında gidip geliyoruz. 19'uncuyuz. Ve bizi geçen iki ülkeyi söyleyeyim ben size. Suudi Arabistan, hadi diyelim petrol geliri var. Ya bizim hep Konya kadar dediğimiz Hollanda var ya, 100 milyar dolar sadece zirai ürünler ihracatından para kazanan Hollanda bizi solladı. Peki 20.liğe bizi kim itecek? O daha komik İsviçre. Ne denizi var ne bilmem neyi var adamlar. Bizi 20.liğe itecek. Biz o Sayın Ünsal'ın söylediği şey var. 2002-2008 arası kadar bizde dünyada bolluk yok. Ben onu bir ara 2013 diye çıkardım. Bakın Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasıla rakamları ve dünyadaki o büyüklüklerin sıralandığı rakamlara bakarsak bizim büyümemiz 2013 yılına kadar 950 küsür milyar dolara geliyoruz. Yalanı dolanı var yok, onlar önemli değil, beni hiç alakadar etmiyor. Neden? Gerçek çok farklı çünkü. Biz 1 trilyon dolara gelmişiz 2013'te. Nasıl gelmişiz? İthalat dış borçlanmayla. Çünkü dış borçlanma yapabiliyoruz bakın. Borçlanma ekonomisinin sonuna geliyoruz. Ben bitireceğim sözümü. Tabii. 2013'ten sonra biz düşmeye başlıyoruz ve geldiğimiz rakam 750 milyar dolar. Biraz önce Çetin 600 küsür milyar yani dolar. Bugünkü kurdan hesapladım. 750 milyar dolar gibi rakamdayız. Biz şu anda 19'unculuğa düştük. Bakın 2013'ten beri biz neden düşüyoruz şeyde, orası çok önemli. Çünkü biz borçlanma ekonomisi, en son Ali Babacan dedi biz borçlanalım borçlanalım, ben borç bulurum, bulamazsın. Çünkü 2013'te başka bir şey oldu dünyada, bizde bir şey olmadı. 2013'te Fed bilanço küçültme kararı aldı ve paraları geriye toplamaya başladı, faizi yükseltmeye başladı. Dolayısıyla biz borç bulamadığımız için küçülmeye başladık. Bakın orası önemlidir artık. Biz borçlanmayla büyüyemeyecek. Özellikle dış borçlanmayla büyüyemeyecek. Sadece biz değiliz, bütün dünya. Artık Avrupa Merkez Bankası bakın bugün yine faizlerini değiştiremedi. Zaten eksi faizlerde. Japonya eksi faizde, o da değiştiremiyor. Trump biraz daha düşürelim bilmem. Onlar enflasyonu arttırmaya çalışıyorlar. Biz enflasyonda ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Dış borçlanma bitti. Borçlanmayla yaratılan ekonomik sistem dünyada bitti. Bakın ilk şeyde söyledim, ihracata dayalı sanayileşme. Yok turizm gelirleriyle kazanırız. Asla ve kata. Türkiye ithal ikamesi, kendi gücüne güvenen, kendi 80 milyon insanının refahını arttırmayı
İzmir'deki hocamız kalkınma mı büyüme mi dedi. Ben ikisinin birden olması gerektiğini söylüyorum. Çünkü büyüme zaten kalkınmanın içindedir. Kalkınma esaslı büyümemiz lazım ve planlı büyümemiz lazım. Ne yapmamız lazım? Daha ayrıntılı bir şekilde kısa bir aramız olacak. Aradan sonra konuşalım. Üçüncü ve son bölümümüzle devam ediyoruz yayınımıza. Şimdi sorunları konuştuk. Teşhisi elimizden geldiğince ve süremiz yettiğince daha önemlisi ortaya koymaya çalıştık. Şimdi çözüme odaklanalım. Şu soru üzerinden yola çıkalım. Sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte bir kriz söz konusu anladığım kadarıyla. Ben dışarıdan biri ve bu konuya özellikle çalışmış biri olarak bugün gün boyu. Kaç saat çalıştın? Sabah geldim, akşama kadar çalıştım diyebilirim. Çünkü ekonomi olunca ekstra korkuyorum. Çünkü Çetin Ünsal'ın da konuğumuz soruya soruyla yanıt veriyor. Ben kalıyorum. Ben de öğrenmek istiyorum çünkü. İzleyicilerimiz gibi ben de öğrenmek için buradayım aynı zamanda. Sen artık bir hazine bakanı olabilirsin. Ağzımızdan bal damlıyor hocam. Daha ne diyeyim artık. Peki bu yeniden sistem dizayn edilirken, yeniden ülkeler, devletler, küresel oyuncular sizin sık kullandığınız jargonlardır bunlar. Önlem alırken Türkiye nasıl önlemler alıyor ya da alıyor mu? Buyurun. Ben de mi? Ben Türkiye'nin... Söz hakkı doğru kullanmış da. Bana geldi bak isyan çıkarttı. Şöyle yapalım. Zaten bu bölümde özellikle rica edeceğim kısa kısa. 5 dakikada toparlayayım ben. Çünkü son bölüm bir dahaki turda telafisi olmuyor tamam. Bunun. Buyurun. 5 dakikada toparlayacağım. Birincisi Türkiye'nin doğru ders çalışması gerektiğini düşünüyorum. İşe de sanayi, tarım, iş gücü envanterini yaparak başlaması gerektiğini düşünüyorum. Eğitimi temel alan, eğitimi yeni ekonominin kurallarına göre okuyan bir yapıya büründürmesi, analitik zekaya büründürmesi gerektiğini düşünüyorum. 1,5 milyona veya şöyle diyeyim, bugün ortadan kalkacak olan mesleklerin 2 katı kadar yeni mesleğin çıkacağı bir süreçte çocuklarını buna yönelik hazırlıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Bunların hiçbirinde ders çalışmadığı için söylüyorum. Mış gibi yapıyor ama yok. Yani ortada bir şey yok. Dünya ekonomisinin kriz, evet büyük bir kriz yaşanıyor. Fakat halen ikinci dip gelmedi. Geçenlerde IMF Başkanı'nda ki keza sonrasında Lagarde'ın da söylemleri var. Halen bir 2008'den sonra büyük bir ikinci dip bekleniyor. Muhtemelen de varlık balonu üzerinden gelecek. Ama bunun kadar yani yaşanan kriz kadar bunun dev bir geminin, dünya ekonomisinin dev bir gemi olarak bakarsak manevra yaptığı ve bu yaparken de hem yavaş hem de gövdeyi kırmadan yaptığı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz bu süreci doğru okursak, dünya ile aynı süreçte rotayı değiştirebilirsek ve Türk insanının birazcık da yapısını doğru kullanarak, pratik zekasını da doğru kullanarak doğru atılımları yaparsak belli bir kademeye gelebileceğimizi düşünüyorum. Fakat önce bunun için bir yol haritası hazırlamamız lazım. Yeni ekonomiden ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bak hala bir kaynak arayışı içerisindeyiz, para arıyoruz. Öbür tarafta mesela karbon borsası ile ilgili kendi içinde ayrı bir tartışma konusu. 350 milyar dolarlık fon var. İklim ekonomisinin hatta şimdi yeni adıyla iklim krizinin adını telaffuz edip gereğini yapmadığımız için o fondan da para alamıyoruz. Artık projelerle dünyadan para toplayabileceğin bir sürece geçtik. Artık kimse kara kaşın kara gözün için sana para vermiyor. Sektörlerimizin, mesela İstanbul Ticaret Odası'nın bilgiyi ticarileştirme merkezi var ve bence çok doğru bir sistem. Daha tam sonuç vermedi. Orada bir startup havuzu oluşturuldu ve 430 bin KOBİ'nin önüne çıkıyorlar. O geliştirdikleri projelerle. Geleneksel işletmelerimizi yeni ekonominin çocuklarıyla, yeni ekonominin aktörü olacak çocuklarla bir araya getirerek yeni firma ve üretim tarzları oluşturmamız gerekiyor. Üretim fetişi, ben üretime inanan bir adamım biliyorsun ya, yıllardır üretelim diye program kapatan bir adamım. Ama bunu bir üretim fetişizmine çevirmeden neyi ürettiğini bilerek bir yol alınması gerektiğini düşünüyorum. Artı işin daha genişleteceğim. İki cümleyle tamamlayayım. Milli Kalkınma Projesi'nin
Atatürk zamanındaki Milli Kalkınma Projesi'nin teknoloji ve finansman, finans değil, finansman altyapısıyla yeniden şekillendirilerek, rehabilite edilerek günün koşullarında tekrar sonuç verebileceğine inanıyorum. Ama bunun için işte dip detaylar var, yani doğru organize bölgeler var vesaire. Onlara şimdi uzun uzun belki bir programda gireriz, açmayayım. Ama doğru metodolojiyle Türkiye'nin dünyanın 29 krizine gittiği, aşağı yukarı benzer koşulları yaşadığı bir süreçte 2020'lerde dersini doğru çalışarak işin içinden çıkabileceğini ve düşünüyorum. Ve tecrübesini de kullanarak. Ama ve lakin şapkadan tavşan çıkarmak yok. 1923 ile 38 arasındaki başarının 7 yıllık çok zor geçen ama fabrika kurulumundan eğitime kadar bir altyapıyı kuran, semeresini de 30 ve 38 arasında toplayan bir yapı olduğunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Yani bizim kader birliğine ihtiyacımız varken bizi şucu bucu diye ayıranlara ihtiyacımız yok. Uzatabilir mi, uzatmayayım? Sayın Seyfi Akil'e aynı soruyu yöneltelim. Tünelin ucunda siz ışık görüyor musunuz? Var mı önlemler? Artık kötü günleri geride bıraktık. Sırada daha kötü günler var. Çetin Ünsal'ın sözleri bu anlama, zor günler diyelim, bu anlama geliyor. O kötü günleri karşılayacak, önleyecek savunma mekanizmamız var mı? Bazen de şöyle, tünelin ucunda ışık zannederseniz gelen trenin farları arır. Daha kötü de olabilirsiniz. Öyle bir risk de var mı? Buyurun. Bizde bir ışık görünüyor. Gel bana, gel bana diyor ama o ışık tren ışığı mı yoksa başka bir ışık mı bilemiyorum. Yani aslında değerli konuklarımızın hep özetlediği şeylere ilave olmak için çok kısa tutacağım. Müsaade edin lütfen. Temel konuşmamızın başında faizlerle ilgili konuştuk. Gerek Mustafa Hocam, gerek Hakan Hocam, gerek Çetin Hocam çok net bir şekilde özetledi ama herhalde son sorulması gereken şeyi baştan bir soralım mı, adını koyalım mı? Faizlerin düşmesi gerçekten de tırnak içinde söylüyorum bunu, ekonominin ihtiyacı için miydi yoksa bir siyasi baskıdan dolayı mı düştü? Aslında bu sorunun cevabını bizler içimizde verdik. Ekranları başımızda bizi izleyenler de eminim verilmiştir. Şundan dolayı Çetin abi de destekler nitelikli. Faiz enflasyonun bir nedeni ya da ana sebebi değildir. Bir çıktısıdır. Yani işte buradan Keynesyenlerden tutup uzun uzun anlatabiliriz. Ama bize nasıl anlatıldı? Dediler ki faiz düşerse enflasyona düşer. Baba %20'lerden %24'lerden faizleri indirdik. Ama bir baktık enflasyon da çıkmaya başladı. En son %11 civarlarına indirdik ama bir baktık enflasyon da aynı oranda çıktı. Demek ki bize anlatılan, yani dışarıdan bize ekonomi yönetiminin anlattığı gibi faiz artarsa enflasyon da artar ya da tam tersi mantığı teorik olarak ve pratik olarak çöküşünü kaybetmiştir. Bu bir. Hem üretici hem de tüketici açısından etkileri var. Uzatmamak için bu noktayı kapatayım. Hakan Hocam'ın dediği gibi borçlanma ekonomisiyle ilgili de müsaadenizle birkaç cümle söyleyeyim. Türkiye'nin büyüme stratejilerini ya da Türkiye'nin 90-80'den itibaren günümüze kadar izlediği ekonomik politikalarına bakarsak iki tane temel noktayı görüyoruz. Bir, 1990'lı yılların sonuna kadar, yani işte o 2001 vurucu krizine kadar temel hatları ne söyleyeyim, borçlanma yönetimiyle büyüyen bir ekonomi modeli karşılaştık. Neyden borçlandı? Ana arter Merkez Bankası kanalına borçlandı. 2001 krizinden sonra finansal yapı biraz düzenlenmeye çalışıldı. Bu sefer bu borçlanma işte Hakan Hocam'ın dediği gibi artık ömrünü tamamladı. Çünkü size dışarıdan gelen bir para yok. 2008 krizinden şu ana kadar. Ki nitekim ekonomi yönetenler de zaman zaman yurt dışına çıktığında sıcak para arayışına girdiğinde Libor piyasalarında Türk lirasına uygulanan faizin %1300 olduğunu ve para bulmakta sıkıntı yaşadığında bu dönemlerde gördük. O zaman Hakan Hocam'ı destekler nitelikli artık bu sistemde borçlanma ekonomisi diye bir şey, ya daha doğrusu sürdürülebilirliği yok. Farklı bir ana arter belirlemek lazım. İkincisi de Çetin Hocam'ın dediği gibi yani bu işletmelerle üretimle ilgili. Bakın sadece 2018 ve 2019 yani iki senede kapanan Kongordu ilan eden ki 2019'un son 6 ayı değil mi Çetin abi? Yanlış hatırlıyorsam beni düzeltin lütfen. Kongordotaları her gün konuştuğumuz bir ortam yaşadık üretim anlamında. 2018 ve 2019 yılında yaklaşık bir rakam söyleyeyim size. 2000 tane firma Kongordota ilan etti. Resmi rakam. Tabii tabii bu şey yani resmi olarak yani bizim duyduğumuz işte yazdığımız çizdiğimiz vesaire. Tedarikçileri hiç konuşulmadı. Tabii canım onları ettik herhalde bunun 3'ü 4'ü katı çıkartabiliriz.
663 tane işte yaklaşık 700 tane firma söyleyeyim size iflas eden kuruluşlardı. Yine bu tırnak içinde Çetin abinin dediği gibi yani resmi rakamlardı yansıdan. Tabii 2000 tane firmanın kapanması demek üretimi elbette etkileyecek. Buradan da şu sözün geçerliliği artık yitirilmiştir. Hatırlarsanız ekonomi yönetenler ne demişti bir ara çıktı? Dedi ki herkes bir işçi alsın, ekonomiyi çözeriz. 2,5 milyon işsizliği özür dilerim. Baktık olmuyor. 5 milyona yaklaşan bir işsiz sayısı var. Bunun yanı sıra işte kayıt dışı ekonomi Mustafa Hocam'ın dediği gibi bugün TÜİK'in en son açıkladığı verilere baktığımızda %30'lara dayanan bir kayıt dışı istihdam var. Nedir bu kayıt dışı istihdam? Herhangi bir sosyal güvenlik sistemine kaydı olmayan. Ha, kayıt dışı ekonomi ile kayıt dışı istihdam. Yani aslında o zaman söyleyecektim de. İçinde. Yani, içinde mi oluyor? Tabii tabii. Yani hocamı destekler nitelikli ifade ediyor. Çünkü ben orada olumlu bir şey algıladım. Ve, kayıt dışı yastık altı. Yani ne güzel dedim. Yok ben istihdam var. Açısından söylüyorum. Ya yani hocamın dediği... Onun içindeymiş. Tabii tabii. %30'a varan bir kayıt dışı ekonomi var. Ve bu %30'luk dilimin büyük bir kısmı hizmet sektörü ve inşaat sektöründe. Bu da ciddi anlamda, yapısal anlamda bizim önümüzde duran, belki ilerleyen süreçlerde karşımıza daha farklı bir şekilde çıkacak olan konulardan bir tanesi. İzmir'den katılan Sayın Hocamızın da ekonomi mi kalkınma mı diye bir şey vardı. Ana arterlerini şunu söyleyeyim. Ekonomik büyüme ve kalkınma her ne kadar birbirine ilişkili olan kavram görsek de çok farklı unsurlardır. Birisi gelişmiş ülkelere has bir durumdur. İkincisi gelişmekte olan, aslında bu biraz kibarlaştı. Hemen arz edeceğim. Eğer siz kalkınmış bir ekonomiyseniz ekonomik kalkınmaya yönelirsiniz. Yani nedir bu ekonomik kalkınma? İşte kişi başına düşen hastane sayısı, okur yazarlılık, eğitim vesaire vesaire. Yani insanların refah düzeyini daha da çok artırabilecek ne yapabilirim soru işaretini ararsınız. Eğer geri kalmış ülkeyseniz, yani biraz daha yumuşatalım. Türkiye gibi ki orada bir muamma. Yani ben kendim bileli Türkiye gelişmekte olan ülke. Eğer bir ülke 50 senede bir gelişmiyorsa o zaman bunun gelişmeye niyeti yoktur. Gelişmeye niyeti olmayan ülke diye tanımlayalım o zaman biz Türkiye'yi. Güzel de bu. Yani ya, ya ekonomiye yeni bir... Vurdu ve gol oldu. GNO. Değil mi? Öyle kod diye. Gelişmeye niyeti o. Yani eğer bir... Bakın Kuzey Kore... Akil olduğu için söyledim. Allah korusun hocam. Soy ismi tamamen baba tayirci. Benim değil yani. Neden? Kendimi akil, kendimi akil bir insan olarak görmüyorum. Ama bu senin duvara asılacak cümlelerden çerçeveletilecek. Yani eğer işin tabii latife bir tarafı da eğer bir ülke 50 senedir beri kalkınamıyor ise, gelişemiyorsa ama bu şey hangi şekilde konuşursanız konuşun burada ciddi bir problem vardır. Yani siz diye ki yapısal sorun başka biri desin ki başka bir şey. Kuzey Kore örneğini verirler hep bu noktada. Kuzey Kore daha düne kadar bizim milli gelirimizin Güney Kore özür dilerim yarısı kadarken bugün bizi almış başını gitmiş. Ama biz hala aynı yerde sayıyoruz. Demek ki burada Çetin abinin dediği gibi yani elimizi şöyle yapıp bir düşüneceğiz. Baba biz nerede hata yapıyoruz? Nedir sorunumuz? Son olarak da bu işçi hareketleriyle ilgili bir şey söyleyeyim. Hakan hocam da biraz önce çok net ifade etti. Yapılan bir araştırmaya göre yani Avrupa ülkeleri vesaire Türkiye'deki sendikalaşma oranı %5 ile %10 arası. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? %90'lık bir kısmı, ya yuvarlıyorum tabii bu biraz daha belki aşağı yukarı olabilir ama %90'ı sendikasız olarak çalışan insanlar. Benim yaşım itibarını hatırlamıyorum ama sizler benden çok daha deneyimli. Yaşımıza çıkarma lütfen. Geceleri saymazsak 20 hocam. Çünkü gece uyuyoruz ya sayılmıyor onlar. Bir taraftan anayasa olarak... Süremiş kısıtlı bütün esprileri son bölüme taktım. Tabii son bölümü bekliyorum, bir saatte de bekliyorum. Ya, şunu söyleyeyim hemen bitiyorum çok uzatmayacağım. Eğer bir ülkede siz %5'lik %10'luk bir kesimde işçi sınıfını hakkını ara tırnak içinde söylüyorum. Yani sendikalaşma anlamında bir hak veriyor iseniz %90'lık bir kısmına da işte Oğuz Bey sizin bahsettiğiniz gibi hani ileri görebiliyor musunuz diyorsunuz ya. Sadece bu noktada %90'lık bir kısmı barındırıyorsanız burada da ciddi bir sorun vardır. Bir tarafta siz çalışana diyorsunuz ki bak senin anayasal hakkındır sendikalaş. Hı hı. Ama öbür taraftan işverene gidiyorsun diyorsun ya bak işte senin eleman sendikalaşıyor vur tepesine. Ya burada bir ciddi bir sıkıntı vardır. Tıpkı o 1700'lü 1800'lü yıllarda olduğu gibi proleter bir sınıf Türkiye'de yoktur. %5'lik %10'luk bir kısmı tırnak içinde söyleyeyim Oğuz Bey. Hakkını arayabilecek şekilde teşkilatlanan bir sınıfın
çok da fazla bir... Ama orada Hakan Hocam söylemedi ama ben şunu da algıladım. Hala kaybedecekleri bir şey var. Kaybedecekleri bak, bir şey oradan, kalmadıktan sonra onlar... Oğuz Bey şuraya geleceğim, hemen bitiriyorum müsaadenizle lütfen. Askeri ücret konusunda da şunu söyleyeyim. Yani bir şey diyeceğim ama yeni olmayacak. Geçenlerde benim değil ama sosyal medyada çıkan bir şey. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni bir ünvan vermişler. Ekonomi Arşidükü diye. Diyor ki asgari ücreti yenileme sadece. Sizlerin yaşı benden daha büyük. Ne evet. Söyledi yaşımızı ya? Hocam seni istisna tutuyorum. Abi senin yaşın. Tamam ben en iyiyim, beni söyleyeyim. Bir iki gün abi. Bakın öncelerden şunu yapılıyormuş. Yılda iki defa asgari ücret artırılıyormuş. Ve iki sene sonunda kişilerin artık bir daha asgari ücrete çalışmama yasası varmış. Niye asgari diyorsun, asgari demiyorsun? Hocam ben biraz Türk dili özürlüsüyüm ya. Sizin dediğiniz gibi... Askerler yanlış anlayacak. Rica edeceğim, bağlayalım. Hemen. Hocama da bakın son, artık son bu yapılan düzenleme ne? İnsanları bir yıl boyunca aynı düzeyde maaşa çalışmaya mahkum ettiler. Dolayısıyla karnı aç olan bir insanın ne yazık ki hangi anlamda düşünürseniz düşünün, hak araması bir anlamda köreltilmiş oldu diye düşünüyorum. Son 38 saniyede yaptığı açıklamaların da altına imza atıyorum Sayın Aydın. Sen diyorsun bunu kanal yönetimine doğru. Baştan söyleseydin, baştan derken. Sayın Ufuk Tutan keşke İstanbul Stüdyo'da olsaydı. Ekonomistlerle program yapmak zor ama çok eğlenceli. Hiç böyle tahmin etmediğimiz espriler çıkıyor. Keşke burada olsaydınız, bir gün buraya da davet edelim hocam size. Şimdi dip keşke, dedik. Keşke. Şimdi en dip dedik hocam, en dibi daha görmedik dedik hatta. Bu yönde beklentiler var, daha dibe çekilecek yönde beklentiler var dedik. Saydık işte enflasyon, büyümenin az olması, kalkınmanın olmaması gibi maddeleri. Siz ne görüyorsunuz ya da sizin görebildiğinizi hükümet görüp önlem alabiliyor mu? Türkiye önlem alabiliyor mu? Tecrübelerine de dayanarak buyurun hocam. Tamam, çok teşekkür ederim. Kulaklığımı çıkarıyorum, o şekilde konuşacağım. Tabii. Şimdi ilk önce Seyfi Bey'e bir katkıda bulunmak istiyorum. Seyfi Bey'in bahsettiği refah devleti yönetimi. Eğer Birleşmiş Milletler UNDP yayınlarına bakarsa, sürdürülebilir kalkınmanın bizim gibi gelişmekte olan ülkeler ya da sol kavramla söylersek az gelişmiş ülkelere büyüme modellerinden daha fazla tavsiye edildiğini göreceğiz ama konuyu bu şekilde bırakıyorum ben. Şimdi şu an yaşadığımız kriz 1871 yılındaki krize daha fazla benziyor 1929 krizinden kıyasla. 1929 krizi fazla üretim ve fazla üretimden kaynaklanan finansal parçalanmanın kriziydi ve tek darbe kriziydi. Yani kriz başladı, dibe vurdu ve yukarıya çıktı. Bu da yaklaşık 7-8 senelik bir krizdi. 1871 krizi ise aynı bugünkü kriz gibi. Başladı, dibe vurdu, hafif yukarıya çıktı, dibe vurdu, tekrar yukarıya çıktı ve şimdi tekrar dibe vuracak. Bu dibe vurmanın ne kadar hacimli olacağını birçok ekonomist hala hesaplayamadı. Fakat kesin olan bir şey var. O da tekrar dibe vuracağı. Dibe vurduktan sonra yukarıya çıkıp tekrar dibe vurma ihtimali var mı? Bazı ekonomistlere göre, ki çok ciddi ekonomistler bunlar dünya çapında, 4-5 tane V yapma ihtimali var. Yani zamana yayılan bir kriz bu. Az önce katılımcılardan bir tanesi şunu söyledi. Türkiye'de borç bulunamıyor. Çünkü dışarıda borç veren yok dedi. Bu noktada ben hak veriyorum. Kesinlikle doğru. Fakat bir ülke hariç. Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu çok iyi değil. Avrupa Birliği ülkelerinin durumu çok iyi değil. Japonya'nın çok iyi değil. O nedenle dış borç kaynaklı bir finansal akış bizim gibi ülkelere gitmiyor. Fakat bir ülke var ki onun hala sermayesi çok fazla ve hızlı bir şekilde dışarıya dış borç verme sürecine girdi. O da Çin ekonomisi. Sadece katkı vermek için söyledim bu konuyu.
şu saptamayı yapmak gerek. Katılımcıların birisiyle aynı fikirdeyim. O da şu. İthalata dayalı bir üretimimiz var. Bu bir sorun. İkincisi ise dış borca bağlı bir büyüme modelini çok uzun süredir sardık, sarmaladık ve o sürecin sonuna geldik. İthalata dayalı üretim katma değer üretmediği için biz dışarıda üretilenlerin fason üreticisi olduk. Dış borca bağlı üretim ise özel sektörün borcunu 3-4 kat arttırdı hızlı bir şekilde ve şu an Çin dışında dış borç verebilecek doğru düzgün kurum ya da ülke olmadığı için orada da bir sona doğru geliyoruz. Bu sorun, bu sorunu iyi saptayalım. Diğer konu ise TÜİK verileri doğru mu değil mi? Ben o konuya girmeyeceğim. Sadece katılımcılara ve seyircilerimize şunu söyleyeceğim. Son bir yıl içerisinde etin, sütün, doğalgazın ve sizin ihtiyacınız, gerçekten ihtiyacınız olan gıda ya da maddelerin fiyatı ne kadar arttı? Bu hesabı yaptığınız zaman gerçek enflasyonun ne olduğunu bulursunuz. O nedenle TÜİK verilerini tartışmayacağım. İşsizlik verilerini de tartışmayacağım. 61 milyon kişi var. 15 yaş üstü, 65 yaş altı. Bunun 32.7 milyonu iş gücüne katılıyor. Yaklaşık 29 milyonu ise bu Ekim rakamıdır. 2019 Ekim rakamıdır. 29 milyonu ise hiçbir şekilde dahil olmuyor. İstihdam ise 28 milyon. Sadece şu veriyi söylemek istiyorum size. Temmuz ayında 28.3 milyon kişi istihdama katılmak istemiş. Fakat 3 ayda 600 bin kişi birden ya kahvanede oturmak istemiş, kendi isteğiyle bu arada, ya da ev hanımı olmak istemiş. Kararı katılımcılara ve seyircilerimize bırakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi devam edin. Buyurun buyurun. Devam edeyim mi? Buyurun buyurun. Bitmediyse ben bitti diye araya girmiştim. Kusura bakmayın. Pardon. Bittiğini düşünerek araya girmiştim. Buyurun tabii ki. Teşekkür ederim. Şimdi kredi hacimleri var. İnanılmaz bir şekilde arttı. 2019 Temmuz Ağustos'undan Aralık'a kadar felaket bir kredi hacmi arttı. Şimdi bizim gibi sermayesi az olan bir ülkede bu artan kredinin nereye gitmesini beklersiniz? Ticari kredilere değil mi? Ya da yatırım kredilerine. Yapılan veriler, bankacılık sektörünün verileri bunlar. 2019 Ağustos'tan 2019 Aralık'a kadar ticari krediler sadece %9 artmış. İhtiyaç kredileri ise %30 artmış. Yapılan araştırmaya göre bu ihtiyaç kredilerinin önemli bir kısmı kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin çektiği kredilermiş. Bu konuyu da sayın katılımcılara bırakıyorum. Şimdi Kanal İstanbul konusu benim bir süredir... İki dakika içinde toparlarsak bu arada hocam. Çünkü son bölümümüz, diğer katılımcılara da size dakika isteyeceğim. Tabii. Ya iki dakikanız zaten var, buyurun. Tamam. Zaten ben çözümümü programın ilk başında söylemiştim. Çözümüm şu. Yatay ve dikey entegrasyonlarını tamamlamış KOBİ'leri kümelendirmemiz gerekiyor. Bu birinci. İkincisi ise, bundan daha önemlisi, iki tane teknolojiye bağlı iki ana sektör seçip
ulusal yenilik sistemini, yani 30 ile 50 yıllık bir ulusal yenilik sistemini iki ana sektör üzerinden belirleyip daha sonra da orta vadeli sanayi kalkınma planlarımızı ve eğitim yapımızı buna göre belirlememiz gerekiyor. Bu 21. yüzyıla damga vuracak Türkiye'nin bence anahtarı olacak. Şimdi Kanal İstanbul'a gelince sadece şunu söylemek istiyorum ben. Kanal İstanbul aslında 1930'ların Keynesyen iktisadının bir sonucudur. Amerika Birleşik Devletleri 1929 krizine girdiğinde özel sektörü hiçbir şekilde yatırım yapamıyor. Tüketicisi hiçbir şekilde tüketim yapamayınca devlet diyor ki ben Amerika'yı baştan başa doğudan batıya, kuzeyden güneye beşer şeritli otoyollar yapacağım. Hiçbir aslında işe yaramayacak çölün ortasında büyük bir baraj yapacağım ki o baraj dünyanın en büyük Hoover barajıdır ve tek yaptığı iş de Las Vegas'a su sağlamaktır. Ve bunun yanında da işte dağları oyup heykeller yapacağım. Bunun sonucudur bu. Yani devlet harcaması. Fakat Amerika Birleşik Devletleri 1930'larda bunu yaparken tamamen kendi sanayi sektörünü kullanmıştır. Tamamen kendi ham maddesini kullanmıştır. Ve tamamen kendi katma değer yaratmıştır. Eğer Kanal İstanbul yaklaşık 75 ile 85 milyar dolarlık bir projedir. Bu projenin tamamında Türkiye Cumhuriyeti'nin sermayesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ara malı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ham maddesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin iş gücü kullanılacaksa bu 7 yıllık proje evet çarpan etkisiyle 75 veya 85 çarpı 4 ya da 5 şekilde ülke ekonomisine katkıda bulunur. Ama bunu uluslararası yatırımcılara, uluslararası inşaat sektörlerine yap işlet devret şeklinde yaparsak bence bunun çarpan etkisi çok fazla olmayacaktır. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Dediğim gibi bir dahaki programa ya siz gelin biz gelirsek çünkü ekibi toplayıp burası bayağı kalabalık. Size de masraf olmasın şu kriz koşullarında diyelim. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Hakan hocam size dönelim. Aynı soru üzerinden gideyim yine son bölümde. Ne yapmamız lazım? Çözüm önerileri. Evet ama bunu sadece tabii ki devletin hamleleri değil de bizim de ne yapmamız lazım? Yani tüketiyoruz, lüks tüketiyoruz. Sayın Pamukoğlu'nun söylediği gibi. Gereksiz harcamalar yapıyoruz. Biz de geleceğimizi ipotek. Gerçi Sayın Ünsal'an pek katılmıyor bu duruma anladığım kadarıyla. Harcamalarını göstermiyor. Bir de mesela cep telefonu çok simgeleşti. Dış ticaretteki payı %1,5. Sadece cep telefonu demeyelim. Bir televizyonumuz var. Öbür odaya da bir televizyon alıyoruz. Ya da artık bu küçük geliyor diye. Hem vatandaş hem devlet nasıl önlemler almalı? Ben hiç vatandaşın alması gereken önlemlere girmiyorum. Hiç, neden hiç, bakın? Hiç bizi düşünmeyin. Yani ne tasarruf yapın. Şimdi bu şey değil, nasıl söyleyeyim size. Eğer devlet sizi yönlendirmezse bakın bugün biz fuzuli harcama yapıyorsak, gereksiz şeylere paralarımızı harcıyorsak bunun nedeni biz değiliz bakın. İnsan bir şekilde yönlendirilir. Hepimiz de çok iyi biliyoruz şu ekran bizi bugün çoluğumuz çocuğumuzun hepsinde en akıllı telefonlar. Niye var? Bu ekranlar sayesinde, bu yönlendirme sayesinde. Yani söylemek istediğim şu, bireysel olarak bizim yapabileceğimiz aslında çok fazla bir şey yok. Bu programın arasında da ben söylemiştim. İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal varlık toplumsal yaşar. Orada sen devlet diye bir mekanizma kurmuşsun. Devletin görevidir bunlar insanları. Ha, bu sürü mantığı anlamında söylemek istemiyorum ama bakın bu hepimizin başındadır. Siz kendi kendinizi istediğiniz kadar söyleyin aile içinde. Siz çocuklarınızı yönetemezsiniz. Ben kendi başımda olduğu için biliyorum. Eğer toplum genel olarak tüketime teşvik ediliyorsa ve yönlendiriliyorsa
Bireysel olarak sizin yapacağınız hiçbir şey yoktur. Kendi başınıza dertlenirsiniz sadece. Şimdi ben Çetin Ünsal'ın söylediği bir şey vardı. O atlanmasın, o çok kritiktir. Ya IMF bile açıklama yaptı dedi. Dünya yeni bir dipe gidiyor. Bakın Türkiye bir dipe gitmiyor. Dünya yeni bir dipe gidiyor. Dünyanın toplam gayri safi hasılası 80 küsür trilyon dolardır. Dünyadaki türev piyasaları toplarsanız 800 küsür trilyon dolardır. Çok ciddi bir şey vardır, balon vardır. Bunu biraz daha basit indirgersek şöyle, bir telefon üretiyorsunuz, bu 80 trilyon doların içindedir. Bu telefon üzerinden yaratılan ikincil piyasaların toplamı 800 trilyon dolardır. Yani çok basit bir anlatımla bu telefon benim elimde ama bu 10 defa da tur atmış demektir bir yıl içinde. 800 trilyon dolardır. Bunun patlamasına doğru gidiyor dünya ve bakın Çetin keşke devam etseydi, o şeyi biliyordur. O açıklamanın özü ne dedi biliyor musunuz IMF Başkanı? Bunu İngiltere Merkez Bankası Başkanı da söyledi. Dikkat edin, bu insanların konuştuğu şey, ya bu dolar artık olmuyor. Dolar rezerv para, dolar hakim para, bu gitmiyor. IMF Başkanı dijital neydi, paralardan bahsetmeye başladı. Hayır, dijitali de vazgeçti. Bak IMF Başkanı bizim SDR'yi artık evet. IMF'nin parasıdır ya. Çünkü onda da bir temel mantık var. SDR türü, bizim tür paralarımız borçlanma ve faizi yaratır. Çok fazla artık detayına girmeyeyim onun. O coinler, o paraların mantığıyla bizim kullandığımız para farklı bir şeye oturur, baza oturur. Aynı şey değildir onlar. SDR'yi kullanmamız lazım diyor bunu diyen IMF Başkanı. Bakın onlar farkında, tabii panik havası yaratmak istemiyorlar falan ama dünya ciddi bir şeye gidiyor. Şimdi çözümden önce niye bunu söyledim ben? Bakın bir kere Türkiye'nin önünde gelişmekte olan ülke. Gelişmekte olan ülkelerden bir tanesiyiz biz. Gelişmekte olan ülkelerin bir kere temel politikası ve göz önünde bulundurması gereken çok önemli bir hassasiyet, bir şey vardır. Bir tanesi tarıma yatırım yaptığınız sürece istihdamı düşürürsünüz. Ama tarımda verimliliği yükseltirsiniz. Bu olumlu bir şeydir. Bizim evet tarıma yatırım yapmamız lazım. Tarımın katkısını toplam ekonomi içinde %5'ler civarına indirmemiz lazım derken, bu yanlış anlaşılmasın. Bizim ana yatırım yerimizin sanayi olması lazım. Sanayi yatırımının çünkü bir özelliği vardır. Sanayi yatırımının özelliği besleyici ve tetikleyici olmasıdır. Sanayi evet tarımı toplam ekonomi içinde küçültür ama verimliliğini artırır. İstihdam da tarımdan sanayiye, esas olarak da hizmet sektörüne kayar. Drone'la ilaçlama yapıyorlar abi. Akıllı tarım diye bir tabii şey. Tabii tabii, yani bu traktörleri çiftle otomatik şoförsüz traktörle Amerika'da yapıyorlar, tarım yapıyorlarmış. Yani artık işçi istihdam falan tarımda çok ciddi ölçüde azalıyor. Şimdi bu çözümlerden bir tanesi. Yani nasıl, biz ne yapmalıyız? Neye önem vermeliyiz? Peki daha önceki bölümlerde söyledim. Özellikle bunun üzerine basıyorum. Bakın ihracata dayalı sanayileşme büyük bir handikaptır, büyük bir tuzaktır. Bu söyleme ve bu yatırım hedeflemesine çok dikkat etmemiz lazım. İşte dünyada yeni beklenen ciddi krizin şeyinden. Çünkü siz ihracata odaklandığınız sürece her zaman o dışa bağımlı ekonominizi taşıyacaksınız. Evet zenginleştirir ama öyle bir fakirleştirir ki sizi bir anda fabrikalarınızı kapatırsınız. Çünkü kendi ihtiyacınız, kendi 80 milyon insanınız için üretmeyi yerine siz dış talebe yönelik üretim yaparsınız. Bu da sizi o krizde çok büyük bir handikapın içine çeker. Son söyleyeceğim, hep söyledik,
Sayın Akil de söyledi bunu. Cumhuriyet ekonomisi. Biz 1930'larda planlı ekonomiyle başlamışız. Birinci planlı ekonomiyi şöyle anlatıyorlar, bakın hiç zannetmeyin planlı ekonomide işte çalışılmış. Ya demişler ki o dönemin şeyi iktisat vekili o dönemki adıyla Celal Bayar 1932'de şey oluyor, ekonomi bakanı bugünkü adıyla. Diyorlar ya biz nereye ne fabrika diyorlar ya, şeker fabrikası. Uşaklı bir adam var, Şekercioğlu mu ne soyadı. Bir olanaklar arıyorlar ve sanayi yaratıyorlar. Birinci kalkınma öyle teknik bilmem ne değil. İkinci de Sovyetler Birliği'nden çok ciddi destek alınıyor kalkınma için. Biliyorsunuz o dönem kurulan fabrikalarda da sanayi yatırımlarında da Sovyetler Birliği'nin çok önemli katkısı var. Planlı yatırım, ithal ikameci yatırım ve karma ekonomi. Bakın devleti bu işine içine katmadan biz bu krizin içinden çıkamayız. Ve ben şöyle bir şekilde bağlayayım bunu. Biraz siyaset de bu işe katmakta fayda var. Çünkü bakın herkesin ağzında üretim var. Üretim, üretim. Sadece ben biraz kendi partimi de burada öne çıkartayım izin verirseniz. Vatan Partisi'nin politikaları, Vatan Partisi'nin ekonomi çizgisi Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomik çizgisidir. Doğru ekonomik çizgidir. Kullanılması ve uygulanması gereken ekonomik programdır. Sayın Pamukoğlu'na son olarak izin verirseniz ben de kalkayım. Çünkü burada oturmak oldukça zor. Orada oturmaktan. Büyük bir balon vardı. Şimdi toplamında konuştuk. Büyük balonların eceli küçük iğnelerden olur derler. Bir iğne değdi, balon patladı. Ama bunun yanında bir irade beyanı var. Üretim yapacağız, üretim yapacağız. Birinci sorum, bu üretimi, bu irade beyanını nasıl gerçek iradeye, faaliyete, icraata geçirebiliriz? Ne yapmalı Türkiye? Yine hem vatandaşlar hem de devlet nezdinde sormak istiyorum. İkinci sorum, daha özel olacak, vakıf çalışmaları nasıl gidiyor hocam? Yani bu ekonomik krizle birleştirerek elbette soruyorum vakıf çalışmalarını da. Kendim için diyorsun bir şey istiyorsan. Yok, kendim için. Bu arada da genel yayın yönetmenimizden rica ederim. Bir dahaki böyle bir programda ben de konuk olayım. Çünkü benim de çok derdim var. Ben de anladım. Buyurun hocam. Şimdi çözüm zaten Hakan Bey noktayı koydu. Bu noktadan estağfurullah. Şeyi açmaya gerek yok. Ehil kişilerin ekonomi yönetmesi, kalkınma planları, işte planlı ekonomiye geçiş, karma ekonomi, hem ithalat ikamesi yerine dinamik karşılaşmalı üstünlüklere göre üretim yapılması, sanayi, tarım, turizm envanterini çıkartılması, envantersiz olması, eczane gibi tekstil fabrikaları yerine, her yer birbirine teşvikler, bir envanter çıkarılması lazım ve plan yapmamız lazım. Çözüm var. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli. Yarından sabaha borçlar bitmez. Yarından sabaha üretim, hemen üretim ekonomisine dönülmez. Ama Türkiye büyük bir memleket. Gerçekten bereketli bir topraklar. Üç tarafı deniz, dört mevsim yaşıyor. Her tarafından her şey fışkırıyor. Bir de annemin şeyi var, hani umut aşılamak için. Annem, böyle ben çok kaygılı, karamsar yazılar yazıyorum, konuşuyorum Ankara'ya gittiğimde. Oğlum diyor, niye üzülüyorsun, niye böyle şey yapıyorsun? Anadolu'da evliyalar var. Öyle evliyalar var ki, hiç merak etme, o evliyaların sayesinde kurtuluruz. Dolayısıyla denizimiz var, kumumuz var, evliyalarımız var. Noktayı da koydu zaten Hakan Bey. Dolayısıyla çözüm var. Ha, yarın sen Maliye Bakanı olursan ne olur? O biraz şey tabii, zor yani. Evet, hem zor, çünkü kendini benim, idare edemiyorsun. Benim açımdan zor, memleketin açımdan daha zor. Daha zor. Yabancılık çekmeyiz hocam. Bakın burası çok önemli. Çözümü siyasi bir şeyle, mesajla bitirmiş olalım. Vakfa gelelim. Vakfa gelmeden önce ben 3 tane mesaj vermek istiyorum. Biri değerli konut vergisi. Değerli konut vergisi şu anda yürürlükte. Fakat tabii izleyicilerimizi ne kadar ilgilendiriyor? 5 milyon üstünde varlığı olan izleyicilerimiz var mı? Ayrı konu ama genel kamuoyuna bir mesaj olsun.
değerli konuk vergisinin itirazıyla ilgili yanlış bilgi var. Aman yanlışlık yapılmasın. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü cevap vermiyor. Cevap vermeme sükuttur idare hukukunda. 15 günlük süre itiraz süresinden sonra 15 günlük bekleme süresi geçip cevap vermezse 30 günlük bir dava açma süresi, aman kaçırmayın, beklemeyin. Çünkü cevap vermeyecek. Kanun nasıl çıkar belli değil ama bu sıralarda süreyi kaçıranlar oluyor. Dikkatli olsunlar. İki, piyasa çok sıkışmış durumda. Kamu borçları ödenmiyor. Dolayısıyla yeniden bir yapılandırma, vergi ve sigorta yapılandırması bekleniyor. Vergi afları da bekleniyor ama esas yapılandırma piyasa tıkanmış durumda. Vergi yapılandırılmasını ben buradan hakikaten hükümet yetkililerine, Maliye Bakanımıza söylüyorum, olması lazım. İnsanlar kredi alamıyorlar, borçlarını ödeyemiyorlar. Bir de kamu borçları çok çok fazla. Tıkanmış durumda. Bir de e-hacizler uygulanıyor. İşte reel sektörü son derece bu etkiliyor. O anlamda vergi yapılandırması çıkmalı. Ya çıkar mı? Bekleyenler açısından ben tahmin ediyorum çıkar. Öbür taraftan banka kredi borçları olanlar açısından 7186 sayılı bir yasa var. Bankalar Kanunu'na eklenen bir yasak. Farkında değiller. Bankacılar, özel bankalar da bu kanunun şeyine girmiyorlar. Borcu olanlar aman hukukçusuna, maliyecisine, bankacısına, finansına danışsın. 7186'dan yararlanarak özel bankalar ya da alacaklı olan bankaları zorlasınlar. Bu da reel sektörün çok ciddi sorunlarından biri. Gelelim bizim vakıf görev medyaya. Vakfımız iyi gidiyor. Bağışçılarımız ve destekçilerimiz sayesinde ama ekonomik kriz destekçilerimizi de hepimizi de sıkıntıya soktu. Görev medya olarak evet biz de bu nakit akış bakımından sıkıntıdayız. Sağ olsun tedarikçilerimiz bize satıcı kredisi, Çetin'in söylediği vade farkını koyarak satıcı kredisini bize tanıyorlar ama olsun, çek senet vermeden yürütüyoruz. Ama biz haksız rekabet içindeyiz. Yani reklam, özel reklam ve ilan gelirimiz yok. Az, çok az. Resmi ilanlardan Aydınlık Gazetesi yararlanıyor. Sen şimdi, sana da tavsiyede bulunayım. Şimdi bu program panel gibi oldu. Sırayla konuşuldu. Ara sıra işte birbirine aslında çatışma yaptırman lazım. Reytingi üstelip, çünkü reytingi üstelip yükseltmen demek reklam ilan yapmak demek. Bir önceki programda çok çatışma olduğu için bu program sakin değil. İşte bir de farklı görüşlerden. Şimdi hemen hemen hepimiz aynı paralel düşüncelerdeyiz. Dünya görüşlerimiz hemen hemen aynı. Farklı görüşlerden. Yani Oğuz'un korkusu şu. Oğuz'un korkusu. Sayın Pamukoğlu, siz Oğuz'un korkusunu anlamıyorsunuz. Biz ona soru sorarsak derse. Onun için bizi zorlamıyor. Çaylar geldi ya. Kendi araları bir bu yanı var. Bir de Sayın Vakıf Başkanımız. Yani burada bir tartışmada haksız çıkarsanız olmaz. Yani. Şimdi arkadaşlar diyor ki son 2 dakika. Vakıf başkanımız burada. Kesebiliyorsanız bence ekleyin ama. Hepimizin geleceği. Pazar günü Aydınlık okurlarıyla toplanıyoruz. Okurlarımızdan dileğimiz gazetesini alsın. 2 tane alsın. Okusun. Alsın, okutsun. Onun toplantısını yapacağız. 15 Şubat'ta da vakıfımızın genel kurulu oluyor. Ama öyle bir şanssız döneme girdik ki biz patronsuz medyayız. Yani patronumuz yok. Dolayısıyla bağımsız ve patronsuz medya olduğumuz için desteklerle, yarattığımız kaynaklarla dönmeye çalışıyoruz. Çok zorlanıyoruz, çok zorlanıyoruz. Destekçilerimizden, bağışçılarımızdan bu anlamda destek istiyoruz. Neden istiyoruz? İşte senin İki tane çocuğum var. Rahat rahat geçimini sağlaman için, maaşını yükseltmeniz için. Umarım hocam. Maaşını yükseltemeyince tabii bu görev medyanın sorunu, sadece Adnan Türkan'ın sorunu değil. Ama Adnan Türkan tabii senin sorununla özel ilgilenmesi lazım. Bu sorunu kendisine kanal vasıtasıyla şu an ekran gelmişti. Umarım uyumuyordur. Yorgun değildir. Uyumuyorsa da uyuyorum diye duymadım. Arkadaşlar giderken iki tane gofret alsın mı almasın mı? Hikaye o. İki tane gofret alsın mı almasın mı? Sen al.
Hakan Bey'in verdiği umut ışığı altında zaten ülkemiz canlanırsa medya sektörü de canlanır. O yönden evet umutluyuz. Evliyalarımız da var zaten. Ama sen şey yapma, kofretini al, peki maaşlar atacak. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Duydun mu Hakan? İçim rahatladı. Ben yüksek sesle bir daha dillendireyim. Belki hani sizin ses tonunuz benden daha düşük olduğu için giderken gofretini al dedi. İki tane. Umut, iki tane al çünkü iki çocuk var, umudunu da kaybediyor. Gofret kaç para? Bilmiyorum ki. Çok iki gofreti al, yürüyerek gitti. Allah'tan kanalımız bizi düşünüp gece geç saat olduğu için eve kadar o yönden sıkıntılı. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Pamukoğlu, Sayın Topkurlu, Sayın İnsalan, Sayın Akif ve Sayın Ufuk Tutan hocamız İzmir stüdyomuzdan yayınımıza katıldı. Evet, kötü tablo var önümüzde. Bunu çatık kaşla da anlatabilirdik. Ama belirttiğimiz gibi umutsuz olmaya da hacet yok. Umutluyuz. Ya da içimizden öyle geçiyor diyelim. Çok fazla dilimiz söyleyemese de. Umarım daha güzel günleri görürüz. O önlemler alınır. Biz de 2 gofret değil 10 gofret alır. Dağıta dağıta sokaktaki çocuklara da, ki umarım sokakta dağıtacak çocuk da kalmaz. Kendi kendimi tekzip ediyorum sürekli. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.